Bugün yaklaşık 3 saat boyunca şiir ve psikanaliz hakkında konuşacağız ve çalışıyor olacağız. Her konuşmanın aslında böyle bir 5 dakika olsa, arada da nefes alsak belki iyi olur diye düşünüyorum. Ve her konuşmanın sonunda soru cevap yapabiliriz. Eğer yetmezse, taşarsa sonrasında vaktimiz var. Şimdi şiir, rüyayla ve espriyle akraba olmasına rağmen psikanalitik literatürde çok böyle hakkında yazılan çizilen bir şey değil, bir kavram olarak elle alınmıyor. Ama bu sebeple burada birlikte bu alanı açmayı kabul ettiği için teşekkür ederim. Meryem ve Ofer Bey'e ve sizler geldiğiniz için. Şimdi ilk konuşma şiirden psikanalize çağrışma izinde başlığını taşıyor. Bengi Hanım'a sözü devretmeden önce onu sizler için takdim edeyim. Bengi Pelin Düşkör, öğretim üyesi ve psikanalist. Lisans eğitimi Boğaziçi Üniversitesi'nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini de İstanbul Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında tamamlıyor. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve aynı zamanda ergen psikopatolojileri, psikanalize giriş, psikanalitik kavramların karşılaştırılması konulu dersler veriyor okulda. Roşa ve Projektif Testler Derneği kurucu yönetim üyelerinden ve aynı zamanda İstanbul Psikanaliz Derneği yönetim üyesi. Aynı zamanda Uluslararası Psikanaliz Etkileşimleri Derneği ve Uluslararası Ergenlik Fakültesi'nin Türkiye birimlerinde yer alıyor. Bağlam yayınlarında çıkmakta olan Yansıtma dergisinde yayın kurulu üyesi. Sanat Kritik'te şiir ve psikanaliz hakkında yazılar yazıyor ve o yazılardan oluşan bir de kitabı var. Kendisinin burada aynı zamanda görebilirsiniz. Şair Divanı şiir ve psikanaliz adında. Ve bu kitap aynı zamanda 2023 yılı psikanaliz yazıları Özgün Yakıt Başarı Ödülü aldı. Sözü size verebilirim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Batuhan Bey. Güzel tanıtımı için. Gördüğünüz gibi aslında tanıtımda da ben psikanalistim. Yani öğretmenisiyim. Psikoloji alanında çalışıyorum. Dolayısıyla edebiyatla ilgim aslında çok amatör bir ilgi. Bu belki bugünkü konuşmaya aracı olan şey de Batuhan Bey'in de bahsettiği gibi ilk olarak bir şahit olan Sanat Kritik Portalı açılıp pandemi döneminde burada da bir köşe yazısı yazar mıyım üzerinden Tevfik Hanım'la konuştuğumuzda böyle bir kararı varmış olmakta. Aslında orada bazı yazılar ilk olarak yazmaya karar verdim önerildiği için ve çok tabii korkarak, çünkü yani şiir üzerine, şiir benim için amatörce okuduğum bir şey çok uzun yıllardır ama hani bu konuda böyle bir yazı yazmak çok yanlış anlaşılmaya da açık. Biraz psikanalitik konumu da anonimlikten çıkarır mı acaba gibi kaygılarla aslında beni başta zorladı ama sonra sevdiğim bir şey ve bunları değerlendirmeyi düşündüm, yapmaya karar verdim. Başlık olarak da ilk olarak aslında bu portalın başlığı çıktı. Yani adı ne olsun denince ben de hani hem psikanalize hem şiiri çağrıştıracak ne olabilir diye Şair Divanı çıktı. Yani tabii bu bir düşlemdir benim için aslında. Böyle sevdiğim şairler gelseler divana bir uzansalar acaba ne çıkar? Ne duyarım, ne anlatırlar gibi. Bunu tabii kendi aramızda da konuştuğumuz zaman yani hayalini kurduğum şey çıkmayabilir tabii ki. Çünkü psikanalitik çalışma başka bir çalışma. O yüzden en iyisi şairlerin şiirleriyle ben hayalimde bu çalışmayı yapayım diye düşündüm. Burada bir yanlış anlaşılmaktan korktuğum konu da aslında bu şiirlerin analitik açıdan yorumlanması gibi bir çalışma yapmak istemedim. Yani benim çalışmam çok öyle bir şey olmadı. Daha çok şiirler birçok şeyi anlatıyor. Şimdi birazdan onu da konuşacağız zaten kendi başlarına. Benim çabam daha çok bir psikanaliste bu şairlerin yazdıkları, bu şiirler ne çağrıştırır? Bunları psikanalitik kuram açısından nasıl bir yerden duyabiliriz? Daha çok onun üzerine eğilmek oldu. Dolayısıyla bir şiir yorumlamak gibi böyle çok büyüklenmiş bir şeye girmek istemedim açıkçası. Bana zor gelecekti bu. O yüzden biraz böyle bir yerden dinlerseniz de sevinirim. Şimdi bu girizgahtan sonra tabii şiirle ilgili ne düşünüyorum? Önce onu biraz anlatmak istiyorum. Şimdi bir edebi bir tür olarak bana her zaman barındırdığı çağrışımsal içerik ve sembolik anlatım biçimiyle aslında bilinç dışının işleyişini örneklemeye en yakın anlatı türü gibi geliyor şiir. Şimdi bilinç dışını tabii
açıklamıyorum ama Freud'un topografideki bilinç dışı, bilinçli olmayan malzemenin aslında ortaya nasıl çıktığına dair bir anlatı türü gibi geldi hep. Kelimelerin düz anlamlarının yanı sıra sembolik karşılıklarının farklılaştığı bir yazı türü olarak şiir, bir tür düş çalışmasına da, rüya çalışmasına da benziyor. Buradaki yoğunluk, yer değiştirmenin farklı biçimleri, derinlik, eğlenceli ancak bazen karmaşıklaşan çağrışımsal oyunlar, kelimelerdeki armoni, onu diğer yazım biçimlerinden de ayrı bir yere koymama aslında yol açıyor. Çünkü Freud'un dediği gibi aslında bilinç dışının varlığı ondan önce, yani Freud'dan çok önce şairler, sanatçılar, felsefeciler tarafından zaten keşfedildi. Şiir bu anlamda bilinç dışına giden yolu anlamada bir başka aracı olarak sanatsal bir zenginlikle bunu yapıyor. Çağrışımların da izini sürmek aslında analitik bir seansta da bir şiir olurken bende aslında belki, bu herkeste böyle olan sonunda değil elbette ama bir heyecan ve gizemi de barındırıyor. Dolayısıyla demin dediğim gibi bu şair divanı köşesinde de, kitapta da yazıların amacı şairlerin karakter analizlerini yapmak ya da şiirlerindeki gizli anlamları çözmeye çalışmak değil. Onlar söyleyeceklerini söylemiş bence. Çok da etkili bir şekilde. Herkese de kendine göre bir anlam verme yolunu açmışlar. Lamartine'in şöyle bir sözü var. Diyor ki şiiri şöyle tanımlıyor. Büyük zekaların rüyalarıdır şiir diyor. Rüyalar olmadan bir psikanalitik çalışma da tabii ki eksik olacak. Bir düşün de birden fazla anlamı olabileceği gibi şiirin de birden fazla yorumu olabilir, olacaktır. Ve hiçbiri de tam olmayacaktır aslında. Hep eksik kalacaktır bu yorum. Dolayısıyla hem bu konuşmada hem de kitapta arzu ettiğim seçili şairlerin kelimelerini çağrıştırdıkları üzerinden psikanalitik bir düzlemde neler düşündürebileceklerini görmek, buna yönelik denemeler yazmak aslında oldu. Şimdi bir de tabii burada seçili şairler dediğim zaman neye göre? Burada aslında ben kendim sevdiğim şairlere göre, etkilendiğim şairlere göre, elbette hepsini katamadan bir seçki yapmış oldum. Elbette taraflı bir seçki oldu burada. Şimdi bu yazılarla da uğraşmak kitap serisinde de bir yandan şunu da düşündüm bana. Şair olmayı hayal ederken psikanalist olmuş olmanın belki de bir sonucu. Aslında sonra da tabii şu var. Aslında belki yoldan da çok sapmamış olabilirim diye kendime okutmaya başladım aslında. Böyle bir deneyim oldu. Şiirleri üzerine düşünmeyi seçtiğim şairler aslında bana yaşam boyu eşlik eden, edindiğim ilk şiir kitabından bugüne yoldaşlık eden şairler. Tabii ki hepsine de yer veremedim ama ergenlikten belki kendi kişisel tarihimde yetişkinliği olan zamanda düşleriyle, cadılarıyla, masallarıyla, acılarıyla aslında beni etkilemiş olan şairler olduklarını belki söyleyebilirim. Şimdi biraz psikanalize geçersek eğer, İngiliz psikanalist Dion şöyle diyor, müzik, resim, psikanaliz ve birçok farklı sanat dalının içinde oldukları disiplinlerin gerçeği arama yollarının aynı olduğunu farkında olmamız faydalı olacaktır diyor. Şiir de sembolik dil aracılığıyla kişisel bir ifade ve anlam arayışını içerir. Bilinç dışını anlama çabası içeren bir çalışmanın şiirsellik ve müzikle bir bağlantısı olmalı diye de tabii düşünmekten kendimi de çok alıkoyamıyorum. Şiir sembolizmin en yoğun biçimde dile gelmesi ve kuralları kaybolan bir dil ve düşlem becerisi hem teknik hem de duygulamı içeren bir anlatı biçimi olarak analitik çalışmanın da düşlem zenginliğini hatırlatıyor aslında. Bir şiiri okurken harekete geçen düşlemler, fanteziler çoğu zaman bir analiz seansındaki çağrışımların duyulması gibi serbest bir akışa da yol açıyor. Bir şairin derdini duymakla bir analizanın derdini anlamın çabası aslında benzer bir çaba mıdır? Bu da sorduğum sorulardan biri aslında. Erken duygulanımsal gelişimin ve düşünmenin kökeninde yer alan kapsamlı deneyimi ise eğer, duyguları anlama yoluyla da kuramsal bakış açılarımızı belki tazeleyebiliriz ve şiirin dilini anlamak aslında bunu yapabileceğimiz konumlardan da biri belki de. Psikanaliz de şiir gibi tekniğin ve duyguların bir karışımını üretmez mi gibi de bir soru soruyorum. Aslında ben bir şeyleri açıklamaktan çok bir sürü soru soruyorum. Kitapta da öyle, burada da belki sizinle konuşurken. Dolayısıyla bir şairin kendine has dil kullanımı, kendiliğin duygulanımsal biçimde ortaya konmasını sağlayabilir. Ve Dion'un deyimiyle deneyimden öğrenme biçiminde bizlerin kuramsal duyma biçimimizi kesintiye uğratıp yeni bir duyma biçimine yol açabilir. Duyguları duyabilmek, anlamak, deneyimlerle bir bağ kurabilmek bu sayede olası olabilir. Analizanın düşleri bir şiirin dizeleri gibi karmaşık ve çağrışımsal olabilir. Bir şiirdeki duygusal veya sözel olmayan müzik ve ritim
şiirdeki kelimelere bir kapsayıcılık sağlayacaktır. Ve bu sayede ruhsallık ve beden arasında da bir bağlantı kurulabilir. Ruhsal bir çalışma sırasında da analistin bilinç dışı da analizanın çağrışımlarındaki bu ritme uyarlanmış olmalıdır. Aslında bizim takip ettiğimiz belki de o kişinin çağrışımlarındaki o ritim olmalı, şiirde olduğu gibi. Şimdi bu noktada benim bu kitapta da önemli bir yer verdiğim aslında Didem Adağ'ın şiirlerinde bir örnekle devam etmek istiyorum. Bu ritim ve çağrışımlar sadece duyulmakla kalmıyor bence onun şiirinde. Neredeyse görülebilir bir sembolizmle de ortaya çıkıyor. Bir örnekle bunu anlayabilmek için şu şiire bakalım Didem Adağ'ın annemle ilgili şeyler şiirine. Senin şarkıların aç kuşlara buğday saçar. Kediler yüz yuvarlak dururdu karın ortasında. Kar manzaralı bir resmin ortasında durur gibi. Gri kediler sarmıştı etrafımızı, gri damlar. Bir tek senin çocuklar üşüyecek rengi saçların var. Ben bu evin ucunu ucuz ediyorum. Yokluğunda böyle oldu. Mucize öldükten sonra buraya taşındım. Ve inan Muc bu evi bana ucuza verdi. Şimdi buradaki gibi aslında bir ritimle birlikte şiirindeki bilinç dışı izleri takip etmeyi aslında en çok arzuladığım kişilerden biri oldu İdem Adak. Birçoğumuzun tanıdığı bir şair olduğunu düşünüyorum. Erken yaşta bir travmatik deneyimle annesini kaybetmesiyle beraber şiirlerinde de çok aslında anneye dair bir gönderisi oluyor. Elbette analitik çalışma iki bilinç dışının ortak çalışması. Bunu tekrar ediyoruz ve şairin kendi çağrışımları olmadan yapılacak bir çalışma değil. Sadece bir tahmin etme çabası olabilir. Ve Madak için, Didem Madak için bir çocukluk arzusunu anlatmak da çok kolay. Acıları şekere çevirmek de çok usta. Onun şiirinde oyun oynayan çocuklar, şekerlemeler, anılar, çağrışımsal bir anlatımla bir belli bir ritimle ortaya çıkıyor. Bunlar bir çocuk masal kahraman, bir çocuk masalı kahramanı olmayı arzu eden bir şairin de dizeleri aynı zamanda. Yine şöyle diyor, Samson ve Dalila şiirinde. Saçlarım düşler duruyor, rengarenk uçan balonlar avlanıyor her teninden. Saçlarımda kiraz bahçeleri, salıncak kuruyor damlarına çocuklar. Hep ben düşüyorum, hep ben. Çünkü çocuk masalları kişiyi acıdan ve gerçeklikten uzak tutan bir sığınak literatürden de çocuklukta. Madan'ın şiirlerinde sık sık masal karakterleri beliriyor. Pipi uzun çorap, Alice, Pollyanna, çizmeli kedileri, prensesler, prensler, kaybolan çocuklar, ormanları, kardan adamlar, ninniler, elma şekerleri, beyaz balina ve camkan kuruçlar. Okuyanı adeta aslında bir oyun bahçesi ve kendi çocukluğunu da götürüyor. Nasıl ki tabii çocukluktan bahsedilmeyen bir analiz olmayacaksa, onun şiirinde de okuyucuya çocukluğu aslında her köşeden el sağlıyor. Şimdi şiiri dil bilimsel açıdan Ayşe Kıran şöyle tanımlıyor. Bir şiir ne anlatılabilir, ne özetlenebilir, ne de sözcükleri değiştirilebilir. Bu da şiirin dilsel birimleri arasında çizgisel bir ilişki olmadığını gösterir. Zaman, uzam, içindeki mantıksal ve anlamsal öncelik, sonralık ilişkileri kaybolabilir. Mantıksal ve anlamsal boşluklar okur tarafından doldurulur. Tümceler ya da dizeler tamamlanır. Kısacası metnin çizgiselliği kırıldığı için şiir dilin düşey ekseninde yer alır. Düşey eksen deyince de artık eklemlenmeden değil de birbirinin yerine geçmeden söz edilir. Bir dizedeki sözcüğün yerine bir başkası, bir dizenin yerine bir diğeri geçebilir. Her yer değiştirmede içerik ve biçim de değişir diyor. Ve bunu böyle söyleyerek Ayşe Kıran şiirin dil bilimsel açıklamasını aslında yapıyor. Ve onu diğer anlatı türlerinden, diğer yazılardan ayırıyor. Yine burada bu düşey eksenle ilgili bir örnek olarak İdam Adağ'ın Grapon kağıtlarından, Pollyanna'ya mektuplardan bir parça. Ah Pollyanna, içinde sanki hep aynı şarkıyı çalan bir laterna. Cancağızın basma perdeme bir çiçek de sen olsaydın. Kaçarken yardım merdivenlerine keşke grapon kağıtları assaydın. Şimdi şiirin özelliği olan bu işleyiş biçimi bir yandan bilinç dışının kendini ortaya koyuş biçimine de benziyor. Dizedeki sözcüklerin birbiri yerine geçişi, anlamsal boşlukların öteki tarafından doldurulması bir analitik seansın çalışma biçimine benziyor. Analizanın bilinç dışının görünür olduğu anlar, kişinin çağrışımları, analistin çağrışımlarını ve bilinç dışını harekete geçiriyor. İmgeler yer değiştiriyor. Kelimeler birbirinin yerini alabiliyor. Temsiller yeni temsilleri anımsatabiliyor. Dolayısıyla ikili bir çalışma ortaya konuyor. Böylece anlamsız gibi görünen anlamlı olmaya başlıyor bir analiz seansında da. Aynı şiir dilinde olduğu gibi.
Şimdi buradan sonra kitaptaki bir diğer şair olan, bu konuşmada ben üç şair üzerinde durdum daha çok. Bir diğeri de arkadaş Zekai Özler. Onun şiirinde bu yer değiştirmeler yine bir oyun havasında gerçekleşiyor aslında. Çok canlı ve umursamaz. Dizeler okuru bir oyuna davet ediyor gibi. Ve düşey eksenden söz etmiştik. Bu macera çocuksu bir dram da yaratıyor aslında. Şöyle diyor arkadaş Zekai Özler. Charlie Chaplin bir savaşta yitirdim sakalımı. Çıkmazlığın grey sesi umutlarımı vururken yendirdim bıyıklarımı papağan kuşkulara. Bir elma şekeriyle kazıdım sakalımı. Loğusa şerbetiyle kazıdım sakalımı. Yanakların paprika, lahmacun ister misiniz? Al işte sana böyle gül, böyle yüze böyle gül. Demeyin deseniz de sakal yok ya ucunda. Bu güz vermedi tarla, seneye bıyık kerim. Ben ettim size etmeyin, sakal veririm size. İğne iplik elinde bıyık dikerim size. Yanaklarım taşlı terli, kurabiye yer misiniz? Sakalsız bir oğlanın tragediyasından bir alıntı. Bu arada arkadaş Zekai Özge'nin şiiri o dönem için oldukça da politik bir dönem içinde aslında çok da ciddiyetsiz bulunuyor ve çok da basmaya kimse yanaşmıyor şiir kitabını. Ölümünden çok sonra yayınlanıyor. Şimdi buradaki tabii bu oyunculuk bir miktar belki rahatsız edici de bulunuyor o dönem için. Güncel psikolojik çalışma ise artık ilk zamanlardakinden farklı olarak bugün baktığımızda analistin karşı aktarımın uzak tutulduğu bir çalışmadan çok beraber kurulması gereken de bir oyuna benzetiliyor. Bu şekilde çalışıyor aslında. Ve analizanın yaratısının aslında analiste oluştuğunu ve bununla çalışılması gerektiğini, yani onu anlattıklarının bizim zihnimizde bir şey yaratması diyor. Aynı şiirin de okuyucuda yarattığı gibi ötekinde uyanan duygu merkezi bir yer kaplıyor aslında. Yine İngiliz psikanalist Winnicott, çocuk psikanalisti, oyun oynamanın itaatkar olmadığını ve kişiden kurallara uygun biçimde bir performans beklendiğinde bunun oyun sayılmayacağını da söylüyor. Çünkü bir standarda uymak zorunda kalmak veya tutarlı olmak oyuna engellenmiyor. Ona göre oyunun bir doyma noktası var. Ve Winnicott oyunu dürtüsel bir doyum aracı olarak değil de bir özgürlük duygusu içinde ortaya çıkan serbest yaratıcı faaliyet olarak düşünüyor. Aynı zamanda oyunda korku ve endişelerin yer alabileceğini, ancak bunlar belirli bir dozun üzerine çıktığında bunun oyunu yok edeceğini söylüyor. Arkadaş Zekai Özge'nin şiiri de bana biraz böyle geliyor aslında. Bir standardı olmayan, kendini kalıplara sokmak zorunda hissetmeyen bir şiir. Zor anlatılacak olanı, en ağır endişeleri dile getirebilen bir oyun gibi aslında bu sayede. Kelimeler eğlenceli ama bir o kadar da duygusal bir yerden seçiliyor. Yine sakalsız bir oğlanın tragediyasında şöyle diyor. Hayat trajik bir homoseksüellik. Bence bütün homoseksüeller adonistir biraz. Çünkü bütün sarhoşluklar biraz Freud'un alkolsüz sayıklamaları. Şimdi Freud demişken tabii Freud 1900'de düşlerin yorumunda düş yorumlama tekniğinin şiirlerdeki ve mitolojideki zengin içerikle çok daha yakın bir bağlantı içinde olduğunu da söylüyor. Şiir ve mitolojideki bu zengin sembolizmin, düşlerdeki sembolizmle ilişkisini kuruyor. Ve bunun ruhsallığı anlamadaki öneminden söz ediyor. Zekai Özger'in şiirinde de düşler öne çıkıyor aslında. Ve şairin düşleri, arzuları, düşlemleri çok belirgin. İdealizmin, aslında idealizmin en yoğun olarak yaşandığı, ihtiyaç duyduğu ergenlik döneminin özgü bir idealizm gibi. Oldukça provokatif. Ve arkadaş Zekai Özger'le bir ergenlik düşüyle belki de yola çıkmıştı. Şimdi bu noktada da bir ergenliğin yaşamın diğer tüm dönemlerinden çok daha fazla idealizm, başkandırı, isyan, farklılık arzusu, direniş içerdiğini düşününce onun şiirinde de ergenliği bulmak olası ya da ben belki onu bulmaya çalışıyorum bilmiyorum ya da bana öyle geliyor belki ergen kimliğinden doğru bakınca. Ama ergenliğin bu insan hayatının en yaratıcı ve idealist dönemi olduğunu, yetişkinliğin aslında bu idealizmden vazgeçmekle maalesef mümkün olduğunu da biliyorum. Yetişkin olmak aslında biraz da hayal kurmayı bırakmak ve ideallerin yerini alan gerçeklikle tanışmayı da gerektiriyor. Arkadaş Zekai Özger ise bu idealizme tutunmayı seçiyor ve düşlemeye devam ediyor. Merhaba Canım isimli şiirine girişi de biraz protest belki de. Ve şöyle bir ergen protestosu ve idealizmiyle karşısındakini aslında rahatsız edecek bir sertlikte şiirine başlıyor. Biraz hınzır, başkandan bir tavırla şöyle diyor. Ben az konuşan, çok yorulan biriyim. Şarabı helva ile içmeyi severim. Hiç namaz kılmadım şimdiye kadar. Annemi ve Allah'ı da çok severim. Annem de Allah'ı çok sever. Biz bütün aile zaten biraz Allah'ı da kedileri çok severiz. Eliot, T.S. Eliot 1993'te
aktarılan bir metinde şöyle diyor. Şairin duygusunun korunaklı olması gerektiğini, çünkü muhafaza edilmemiş duygunun kaotik bir edebiyata ulaşacağını söylüyor. Bununla beraber iyi şiir yazmanın kuralı olarak da duyguların değil, ancak konsantrasyonun gerekli olduğundan söz ediyor. Bu bağlamda aslında kötü şairin çoğu zaman bilinçli olması gereken yerde bilinç dışına göre ve bilinç dışına göre hareket etmesi gerektiği yerde de bilinçli davrandığını söylüyor. Ona göre şairin işi yeni duygular keşfetmek değil, var olan sıradan duyguları dokunaklı biçimde ifade edebilmek ve onlara yeni özellikler, yeni anlamlar katmak elbette. Bu duygular onun kişisel duyguları olmak zorunda değildir diyor. Hatta bunları hiç hissetmemiş bile olabilir ama ifade edebilmektir. Ve yine Elliot'a göre şairin kişiliği şiirinde görülmek zorunda değildir. Ona göre şiirde ifade edilmesi gereken duygu herkesin hissedebileceği türden bir duygu olmalıdır. Ancak bu sayede şair evrensel bir anlam ve anlaşılma biçimine ulaşabilir. Bir yandan şairin duygularından uzaklaşmasını önerirken, bunu ancak duyguların ne anlama geldiğini bilen birinin yapabileceği bir eylem olarak da tanımlıyor. Kısaca duygulardan kaçınabilmek için önce onları tanımak ya da biraz daha psikolojik bir tanımla onlarla yüzleşebilmek gerekir. İngiliz edebiyatının romantik dönem şairi Shelley ise 1820 tarihli Tarla Kuşu'na adlı şiirinde şunu ekliyor, şöyle diyor. En güzel şarkılarımız, en üzüntülü düşüncelerimizden söz ederlerdir. Bu nedenle Elliot'ın ironik duruşunda görüldüğü gibi şairlik duygulardan uzaklaşmayı gerektirse de ancak gerçekten hissedebilenler duygulardan kaçma arzusunun ne anlama geldiğini belki de bilebilir. Shelley'nin de dediği gibi kaçmaya çalışılan arzular, duygular ve en üzüntülü düşünceler şiiri ve şarkıyı oluşturacak. Freud 1905'te mizahı ele alıyor ve şöyle diyor orada, şairler ve filozoflar gibi söylemiştim, bilinç dışını benden önce keşfettiler. Benim keşfettiğim ise bilinç dışının bilimsel bir yöntemle incelenebilir olduğudur. Dolayısıyla buradaki bilinç dışı arzu, dürtü, heyecan, keder, melankoli ve endişelere de bilinç dışı kaynaklık edilmiş oluyor. Duygusal bir anlayışın olmadığı terapi veya analizden de söz edemiyor. Bir hastanın duygusunu, kederini hissetmeden nasıl analitik bir çalışma olabilir? Kendi duygusunu ve evrensel olan bazı hissediş biçimlerini de duyumsamadan, hissetmeden muhtemelen şair de olamayacaktı. Hausmann, anlam vermenin zihnin işi olduğunu, şiir yazmanın ise öyle olmadığını söylüyor. Akıl veya zihnin şiirin kaynağı olamayacaklarını düşünüyor. Hatta ancak onun üretimlerini gölgeleyeceklerini de. Belki de bu nedenle şiir, bilinç dışıyla bağ kuran hem şair hem de okuyucu için kolayca ortaya çıkan bir araca da dönüşüyor. Yine İngiliz psikanalist Anna Segal, çocukların oyunundan bir üretimlerinden söz ederken bunu sanatçının üretimiyle birlikte ele alıyor. Ve her çocuk çok hasta olanlar dışında ve her yetişkin mutlaka oyun oynar. Ancak çok azı sanatçı olur. Bilinç dışında ya da bilinçte ne düşler, gündüz düşleri ne de oyunlar sanatta gerekli olan çalışmayı barındırmaz. Sanatçının sahip olduğu çok güçlü bir kapasite vardır ki o da en derin çatışmalarla yüzleşme ve onları ifade edebilmek ve düşleri gerçeğe çevirebilme kapasitesidir. Sanatçı aynı zamanda hem gerçekte hem de düşlerde kalıcı bir onarım yetisine sahiptir. Sanatçının eseri sanatçıyı kurtaran ve dünyaya sunulan kalıcı bir armağandır. Bu noktada tabi bu armağanlardan birini sunan yine üçüncü şair bu konuşmada ele alacağım Can Yücel'in şiiri. Belki de beni hem kitapta hem portalda onun bölümünü yazarken de en zorlayan şairlerden biri oldu. Şöyle diyor Can Yücel, ben şiiri ciddiye almıyorum ki zaten. Yeter ki şiir beni ciddiye alsın. Davetsiz misafirdir, pat diye gelir. Ya bir Afrika melekçesini ya ölen bir delikanlıyı bahane eder oturur karşıma, kaldırabilirsen kaldır. Şimdi şiirle ilişkisini bu sözleriyle tanımlıyor Can Yücel ve nasıl ansızın geliverdiğini, yazılmadan da gitmediğini anlatıyor. Bu sözlerle bir olaydan, anıdan, yaşantıdan harekete geçen düşlemlerin, duyguların, bir analiz seansında çağrışımlar aracılığıyla ansızın gelivermesi nasıl mümkünse, bir seansta nasıl analizanın zihnine anılar, çağrışımlar doluşursa onun gibi geldiğini söylüyor şiirinde, şaire. Ve kelimelerle ifade edilmeden de bir rahatlama sağlanamadığını, yani aslında belki de yorumlanmadan, ötekinin yorumuyla karşılaşmadan da gitmediklerini de düşünebiliriz. Can Yücel bu sözlerle bir yandan şiirin ne kadar ciddi bir mesele olduğundan ve onu yazmadan rahatlayamadığından bahsediyor, bir yandan da onun aslında ciddiye almadığını söylüyor. Bu ikircikli duygu da aslında onun şiirinde en belirgin özellik gibi.
ortaya çıkıyor. İçinde yaşadığı dünyanın dertlerine, tasalarına da duyarlı bir şey. Beklenmedik bir isyan ve öfkeyle, biraz tokat gibi geliyor bana Can Yücel'in şimdi. Bu da tıpkı analitik bir seansta da bazen bir cümlenin ya da bir anda geliveren analizanın bir kelime ya da çağrışımının bizi etkilediği gibi ya da analistin bir yorumunun hastada uyandıracağı sarsıcı bir etkinin bir benzeri gibi. Öfke şiirinden taşıyor ve Can Yücel pek de bastırmadan belki de olanca çıplaklığıyla duygusunu aslında şiirde ortaya koyabiliyor. Bir analitik çalışma, mizah, şakalar, argo kullanımı, öfke olmadan ne kadar canlı ve gerçek bir analiz sayılabilir sorusu var. Sormamız gereken. Ve Can Yücel şiirinde olduğu gibi çatışmanın varlığı, kavga, ardından kahkahanın gelişi, bir analitik çalışmadaki canlılık unsurları ve onu belki de gerçek bir ruhsal çalışma yapan dinamikler olabilir. Freud'a dönersek yine mizahın melankoli duygusundan kaçabilmek için benlik tarafından üst benliğine bir girişim ve kontrol biçimi olduğunu söylüyor. Düşlerin yorumunda düşlerle şakaların oluşumunu birbirine benzetiyor. Her ikisinin de düşsel yönü ve bilinç dışı işleyişteki ortaklığından söz ediyor. Düş çalışması gibi şakalar da benzer işlere sahip görülüyor. Şakalar ve mizahi düşünce bir anda ortaya çıkarlar ve ekonomik biçimde doyum sağlarlar. Hem saldırgan dürtü doyuma ulaşır, hem de alaycılık ve benzeri bir takım olumsuz duygulanımlar entelektüel bir yolda ifade edilmiş olur. Can Yücel şiirinde mizahi dilin yanı sıra öfke, taşkınlık, okuyucuyu da şaşırtarak ortaya çıkıyor. Onunki sokağın dilini bilen, oldukça öfkeli ama bir o kadar da canlı bir dil. İronik, yani hiciv içeren bir dil. Bu nedenle öfkesini hem ortaya koyuyor hem de koymuyor ve tam zıttına yöneliyor. Onunki zıtlıkların dile geldiği bir şiir. Ve tam da bir analiz çalışmasındaki gibi yer değiştirerek kulağımıza çalınıyor aslında. Öfkesini, endişesini şiire döküyor ve ironi onun için temel bir anlatım biçimine dönüşüyor. Burada bir örnek koymayı düşündüm, ona ait. Etkileyici bir örnek bu anlamda. Yağmur duasına çıkmış köylüler, abdest almış, göğe el açıp 7 rekat namaz kılmışlar. 3 keçi kesmişler sonra, sana fazla düştü bana az diye çıngar çıkmış aralarında. Tabancalar patlamış, jandarmaya almış üzerlerini. Stein'de ironi adlı yazısında da ironinin aslında düşünülenden çok daha önemli bir psikolojik malzeme sunduğundan söz ediyor. Birincisi bunun savunmacı bir anlatım biçimi olabileceği yönünde önemli. Yani kapalı ve savunmacı bir anlatım olabilir. Analizan tarafından bir direnç biçimi olarak kullanılabilir. Özellikle de aktarımsal olarak yoğun uygulamalar açığa çıktığında kişi adaptif biçimde ironiye başvurabilir. Alancılığa yönelebilir. Ve bunun yoğun kullanımıysa belirli bir karakter özelliğinin açığa çıkmasını sağlayabilir. Bu kişinin çatışma karşısında aldığı bir tavır, bir baş etme biçimi olabilir. Aynı zamanda oldukça aktif biçimde kişinin öz eleştirel bir anlatıma yöneldiğini de gösterebilir. Kişi bu yolla eleştiri oklarını kendisine de yöneltir. Bu durum analitik teknik içinde yorumlanması gereken bir çifte anlatıma da dönüşen aslında analiz için önemli bir malzeme olacak. Durumsal ironi ise psikanaliz çalışması içinde farklı biçimlerde her zaman ortaya çıkabilir. Çatışma kaçınılmaz. Çelişki, belirsizlik gibi durumların varlığı engellenemez ve aslında hiçbir zaman mükemmel bir çözüm de olmayacak yoluna. Ve ironik bir yaklaşım hem derinlemesi bir adanmışlığı hem de bir miktar uzaklaşmayı da gerektirir. Bu da kendi başına aslında ironik bir durum olacak. Bir taraftan da ironiyi anlayabilmek, kullanabilmek çocukluk zamanına dayanan bir mesele. Ve kökeni konuşma becerilerine kazanılmaya başlandığı oldukça erken gelişimsel evrelere de dayanıyor. Bunu biliyoruz birçok bu kapasite ironiyi anlamak, metaforları anlamak, mecazları anlamak gibi aslında espriyi, şakayı anlayabilmek de çok erken dönem becerileriyle ancak sağlanabiliyor. Ve bu kapasitenin oluşumunda dil öncesi evre hem de anal dönem etkisini hissetmek mümkün. Can Yücel'in şu dizeleri aklıma geliyor bu noktada şöyle diyor. Bu bir şiir parçası aslında. Ama bir yandan da çok tehditkar ve saldırgan da geliyor kulağa. Sıçmışım ortalık yerinize, kıçımın fosforuyla aydınlanın siz artık. Derken olduğu gibi, belirli bazı erken dönem savunmalarını, düş çalışmasındaki bazı bilinç dışı malzemeleri barındırıyor şiiri ve bunları çok ustalıkla ve çok sakınmadan ortaya koyuyor. Şimdi sonrasında tabii benlik gelişimiyle beraber yani bu erken dönem kapasitelerin oluşması, bu metaforların anlaşılması, ironinin hissedilebilmesi
benlik gelişimiyle beraber üst benliğin de hakimiyetiyle birlikte zeka ve sözel becerilerin artışıyla şaka yapabilme, oyun oynayabilme kapasitesiyle bu ironi kapasitesi de gelişiyor. Şimdi son bitirmeden önce yine Can Yücel şiirinde bundan söz etmek istiyorum. Bu oyun öylesine güçlü biçimde hissediliyor ki sanki okuyucu bir şakalaşmanın, bir eğlencenin veya kavganın içindeymiş gibi onun kurduğu oyunu canlı ve etkili biçimde yaşantılıyor. İsyankarlık, büyümek istemeyen bir çocuğun baş kaldırısı gibi yerleşiyor şiirine. Ve şöyle diyor. Belki bir kertenkeleydim, piç edilmiş bir yağmurun serini, bir güzelin çirkiniydim, çirkinlerin en güzeli. Yeşil koşsa güneşlerin gölgesi, ben en hızlı yeşiliydim, kurbağa yarışlarında annem. Burada konuşmamı sonlandırmak istiyorum çünkü bu konuşmayı aslında hiçbir şekilde bitiremiyorum. Ve Can Yücel'in bu mizahi diliyle bitirmek belki en uygunu. Size daha fazla belki şiir ve düş duygularını anlamanın bir alternatif yolu olarak şiir okumaya devam etmeye davet ederek burada son vereyim. Teşekkür ediyorum. Soracak için vaktimiz var. Dilin eksenlerinden bahsettiniz. Orası çok ilgi çekici. Ya da isim. Ben düşeceğim. Ben merak ediyorum burayı nasıl açmak mümkün. Bir şeyin yerine bir şey koymak. Aslında tabii ben onu biraz daha uzun bir metnin, belki o Ayşe Kral'ın metninde dil bilimsel açıdan incelediği, benim de epeyce anlayabilmek için okumam gereken dil bilimcilerin belki daha iyi de açıklayabileceği bir şey, ama ben onu tabii analitik bir çalışmada o şiirdeki aslında düşey eksenden söz ederken birinin yerine bir kelimeyi çıkardığınızda onun yerine başka bir kelimenin konabilmesi ve bunun yatay değil de daha dikey bir yerden duyulabilmesi üzerine bir açıklamaydı. Bana şeyi çağrıştırdım tabii. Yani bir seansta da belki bir çağrışımın arkasından hemen başka bir çağrışımın üşüşmesi gibi, yani zihnimize düşmesi gibi biraz daha belki ard arda gelen bir sıralama şiir için daha anlamlı olabilir. Orada tabii o şiiri daha uzunca bir yerden anlatıyordu. Onu şimdi çok belki benim de anlatabilmem mümkün değil. Ama bu çağrışımların aslında ne şekilde zihne üşüştüğü ve şiirin de buna zemin hazırlayan bir yapısı olduğu aslında belki düşünülebilir. Yani uzun bir anlatı gibi değil ama çok daha kestirme bir yoldan birçok şeyi birbirinin yerine koyarak ya da kelimeleri çıkarıp yerine başka bir kelime konduğunda tabii bu şiir de anlatımı bozuyor diyor aslında. Yani bunu yapmak çok zor. Çok mümkün de değil. Ama tabii şiirin, şairin yazış biçimine göre muhtemelen bu değişiyor. Öyle bir dinleme tekniğinden, okuma tekniğinden bahsediyor. Tabii bizim de analitik çalışmadaki belki dinleme tekniğimizi akla getiriyor. Biraz daha çağrışımsal, biraz daha işte o serbest bırakarak hem kendimizi hem de tabii serbest çağrışım yapan kişiyi. Dolayısıyla öyle bir paralellik olduğunu düşündüm. Ama daha uzun üzerine düşünebilirim mutlaka. Minikot sesim açtım. Bir şey örneği veriyor. Bir çocuğa bir oyuncağı var. Adı da X olsun. Şey diyemeyiz diyor. Şu soruyu soramayız. Bunu sana dışarıdan mı söylediler bunun X olduğunu? Yoksa sen mi karar verdin, uydurdun? Yani anlaşma buna göre kurulur diyor. Sanki bu sanki çalışmanın da bir kontratı mı? Yani oyuna çevrilen bir tarafı o bir şeyin yerine bir şeyin koyulması ve uygun zaman ve ses tonu ve koşul oluşturularak onun bu mu diyerek orada bir diyaloğun sağlanması mı? Yani tabii aslında psikanalitik çalışmada esası serbestlik. Yani mümkün olduğunca o serbest çağrı. Dolayısıyla tabii ki kuralları var. Yani analitik çerçeve o kuralları sağlıyor ama onun dışında seans içinde belki işte şiir o yüzden çok yakın bir yazı biçimi serbestliği de var. Yani istediği gibi yapabilir. İstediğini istediğinin arkasından söyleyebilir ve istediği oyunu kurabilir kişi. Dolayısıyla tabii analitik çalışma bu anlamıyla
serbest bir çalışma. Kuralları olan ama bir serbest yol. Oyun gibi belki çocuk için de. Yani orada birçok şey birçok şeyin yerine geçebilir, çağrıştırabilir. Ama bu tamamen o kişinin zihnindekiyle bizimle uyumlanıp onu duyabilmemizle mümkün. Belki daha uzun konuşulabilir de bunun üzerine ama çok kısaca böyle. Bir de yakın zamanda Afacan bir psikanalistin devamı bilmiyorum ama Afacan olması yeterli. Evet, yani evet. Burada analizanın oyunculuğundan bahsediyoruz herhalde ama ikisi de aslında. Karşılıklı var ama sanki ağırlık merkezi analizandı en azından. Yani analistin yaptığı bir şiiri bir duyma biçimi olarak kullanmak. Kafamda öyle özetliyorum. Ferro'ya, şimdi aklıma geldi. Bilmiyorum orada kendisi, bu oyuna ne kadar eylem olarak katılmak mümkün? Bir duyma olarak mı kalıyor? Siz bedenden de bahsettiniz ama analist buna ne kadar eylem, nasıl katılıyor? Sözüyle mi katılıyor bu oyunu? Duyarak mı katılıyor? Mesela şey örneği vardı kitapta. Analizan, ya koltukları değiştiriyorlar. Öyle bir örnek var. Bu eylem boyutu. Bilmiyorum. Siz ya da eyleminiz ne düşünüyorsunuz? Ben kendi adıma tabii biraz cesur bir iş olur. Çünkü Antonino Ferro'nun kitabı çok keyifli. Çok güzel bir kitap, okumayanlara çok şiddetle tavsiye edebileceğim bir kitap. Orada tabii hem yani orada bir oyun var ama biz bu oyuna daha çok tabii kendi bilinç dışımızı da devreye sokarak aslında analizanın serbest bırakması da bizim de serbest bırakmamız gerekiyor. Yani onların o çağrışımlarını bizim de mümkün olduğunca aslında işte yargısız, üzerine kuramsal düşünceleri çok fazla katmadan, en azından o seans sırasında bunu mümkün olduğunca yapmadan, kendi düşlemlerimize de izin vererek. Aynı metinde Ferro şundan da bahsediyor. Mesela benim için çok etkileyici, buna belki bir örnek olabilecek. Sizin zihninizde bir şey oluşabilir diyor mesela o sırada. Bir imge oluşabilir. Analizanın anlattığı bir şey karşılığında bunu paylaşmamız gerekebilir. Ama bunun tabii zamanı ve o kişi tarafından anlaşılıp anlaşılmayacağı, bunu kollayarak hazır olduğunda belki yani hasta bambaşka bir şeyler anlatıyor, bir şey anlatıyor ama bizim zihnimizde bir imge, hiç gitmeyen, belki o seans boyunca bizi rahatsız eden bir şey var. Yani rahatsız eden derken bırakmayan bir şey var, bir imge, bir düşlem. Dolayısıyla bu işte giden bir yelkenli, yani bu anlattıklarınız bana böyle bir yelkenliyi zihnimde çağrıştırıyor. Bunun bir anlamı olabilir mi deyip aslında oyuna bu noktada belki analiz katılıyor. Ama bu tabii çok ciddi bir belki teknik düzeyden sonra yapılabilecek biraz da riskli bir şey. Çünkü hasta şey de değil yani, nereden çıktığından öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Dolayısıyla o kişiyi tanıdıkça belki onun bütün o çocukluk düşlemlerini, onu uzun süre dinledikçe ancak böyle daha yerinde ve oyuna da dahil olan müdahaleler yapmak tabii daha kolaylaşacak, mümkün olacak. Ama böyle bir teknik tarafı var. Bu yanıyla işte bana çok şiiri, yani şair bir şey anlatıyor ama hepimizin zihninde başka imgeler dolanıyor ya da başka anılar, başka çağrışımlara olanak tanıyor. Bu tabii çok zengin bir şey oluyor o zaman. Dolayısıyla o iki bilinç dışının çalışması bence şiirde de olan bir şey. Yani şairin anlattığının dışında bizde uyanan duygu, imge çok katmanlı oluyor ve bence etkileyici kısmı da muhtemelen o şiirin. Bilmiyorum, ben çok şiirle ilgili de böyle atıp tutmak istemiyorum. Çünkü yani çok amatörce bir yerden bakıyorum daha çok. Bana da şey çağrışıyor, yani sanki şiiri okuyan Vaat ama sahiden de analiz seansı gibi, yani göz göze değil, birine konuşuluyor ama kime konuşuyor? Yazan kime yazmış? Dinleyen neyi dinliyor? Onu mu? Onun hikayesindeki başkayı mı? Kendisi içindeki başka birinin sesini, yani bir ses var, o gürültü mü, yoksa sahiden bir tını mı, böyle hepsi birlikte bir ahenk, bir yer gibi. Ve Batuhan'ın söylediğinden Winnicott'un nasıl, oyunu bozmayalım ve işte oradaki o nesnenin ne olduğunu sormayalım. Dışarıdan mı geldi, sende var mıydı, olmasın. Acaba kim bozuyor oyunu? Analist mi? Yoksa analizden, bazen de analizden bozuyor oyunu? Olamaz mı?
bozamazsın. Yani ne şekilde bozabilir derken, belki o çağrışım zincirinde bir kopma, dağılma gibi belki. Yani orada ya da bizim söylediğimiz, tabii biz burada anayasam bozdu gibi düşünemiyoruz. Orada daha çok belki biz zamansız yorum yapmış olabiliriz. Hazır olmadığı bir şeyi ondan hızlı giderek söylemiş olabiliriz. O yüzden ben o ritim meselesine de çok önem veriyorum şiirdeki ya da işte analitik seansken. Yani bizim o ritmi birlikte götürmemiz gerekiyor. O yüzden belki oyunu bozan şey aslında o ritmi kaçırmak olabilir. O ahengi bozuyor. Önden çok kuramsal bir yerden bakıp da önden bir heyecanla yorum yapmak olabilir. Çok doğru da olsa reddedilme ihtimali çok yüksek. Çünkü o ritme uymamış olacağız. Kişi bir dirençle bunu reddedecek büyük ihtimalle. Dolayısıyla o ikili belki ritmi tutturmak. Bu tutturunca oyun muhtemelen devam ediyor aslında. Bilmiyorum siz de başka bir şeyler eklemek istersiniz. Diyebilir miyim? Peki. Belki şöyle düşünebiliriz. Şimdi psikanaliz deyince çok irice bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani hangi psikanaliz diye bir soru sorabiliriz. Burayı aşan bir soru olmak da belki de. Özellikle yani Batuhan'ın sorduğundan anladığım kadarıyla biraz daha ismi zikrettiğiniz için Ferro'dan, değil mi? Biraz daha son döneme doğru aslında. Son dönemin uğraklarından birinden bahsediyoruz. İşte daha hani teori bile diyebilir miyiz? Psikanalitik alanla ilgili kısım üzerine belki düşünebiliriz. Bu tabii psikanalizin kendi tarihsel macerası içerisinde geldiği çok kıymetli bir yer ve bu gelişi köşe taşı olan bazı isimler var aslında. Yani belki daha önceki tüm güçlüğünü, o analistin tüm güçlüğünü kıran, aslında bilmemeye ve anlamamaya daha fazla değer atfeden, Bion'la, Winnicott'la gelmeye başlayan bir hat var orada. Şimdi oyun açık ya da örtük bir seviyede zaten oynanıyor. Yani danışan ve terapist, analist ve analizan bir şekilde bilinçli ya da bilinç dışı fanteziler arası bir banyoda yıkanıyorlar karşılıklı bir şekilde. Analist ya da terapist aynı zamanda danışanın ya da analizanın geçiş nesnesi. Geçiş nesnesi tıpkı ilk başlarda olduğu gibi. Yani ben ona bir şey yapacağım. Ama o yarattığım şey aslında dışarıdan bana verili olan bir şey olacak. Dolayısıyla o oyunda, yani geçiş nesnesiyle oynarken o, danışanın ya da terapistin ya da analistin bu oyuna katılacağı yeri, ben de Bengü Hanım'ın tanımladığı yerden biraz tanımlamaya çalışıyorum. Yani belli bir seviyede bu çalışmanın yürümüş olması, en azından birinin ruhsallığını daha tanınır halde olması, bir dilin inşa edilmiş olması, dilden kastım bir konuşma değil, bir ilişki dilinin inşa edilmiş olması ve bazen, çünkü bunun da hakikaten şu doğru, bu yanlış diyebileceğimiz bazı kesin yerler var bu işte ama bir de hani her, yani çok uygun düşünüyorum ama her yiğidin bir yoğurt işi var. Yani kendi dünyayı deneyimleme ve mesleğinizi yapma biçiminizden o oyuna nereden dahil olacağınıza dair sizi de kendi sezgilerinizle bazen yine de çek etmekle birlikte çağıran bir yer var. Benim aklıma bir şey geldi. Yıllar sonra karşılaştım. Bir danışanım bana şey demişti. Aklımda en çok ne kaldı biliyor musunuz? Demişti. Ve aklımda kalan sahneyi anlattı bana. Aklımda kalan sahne şu. Çok kaygılıydı. Ve genelde seanslar boyu ya kadın bir danışandı, ya kolyesiyle, ya küpesiyle sürekli oynardı. Ve seansların birinde küpe gidiverdi. Yani o kadar oynadı ki yerinden oynadı küpe ve düştü. Biraz da böyle zeminin parke rengine yakın bir renkti. Ve bazı hani klinik anlamda bir tanı olarak söylemiyorum ama hani bir miktar obsede işleyişleri de vardı hepimiz gibi. Ve şeyi hissettim, takıldı ona. Yani o küpeyi bulması gerekiyor. Konuşuyor ama konuşma ikiye bölündü. Yani bir yandan zihin başka bir faaliyet içerisine girdi. Bir kısmı terapi içerisinde kalmaya çalışırken basıncını hissediyorum. Ve anlamaya çalışıyorum ne yapacağını. Orada durabilecek mi? Terapiye gelebilecek mi?
Yoksa onu orada bırakmak mı gerekiyor? Gitmek istediği yöne doğru. Bir süre bekledim. Ve şey o kadar belirli ki artık göz, vücut, beden tamamen arama faaliyeti içinde. Hı. Bakmak ister misiniz küpenize dedim ve kalktı. Ama oturduğumuz pozisyon itibariyle küpe benim olduğum bir tarafa da gelmiş olabilir gibi bir durum olduğu için benim de hareket etmem gerekiyor. Biz birlikte koltukları falan çekmeye başladık. Ben bunun bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ve kulağına bu küpe oldu. Çünkü burada yani genelde hani psikanalitik çalışma deyince ister istemez hani geçmiş malzemeyi konuşuyoruz ama geçmiş malzeme hep şimdi ve burada geliyor aslında. Yani geçmiş gidip bilmem neredeki bilmem ne anıyı ve oradaki düğümü hatırladığımızda çözülen bir şey değil. Geçmiş şimdi belleğin ve eylemin içinde hep gömülü olarak sürekli önümüzde kendini ifşa eden bir şey. Ve aslında oradaki ortak arama faaliyeti ki zaten bir arayış için oradaydı o da. Ben de onun arayışının eşlikçisiydim. Bütün süreç boyunca yaptığımız şey buydu. Sadece zaten yapa geldiğimiz şeyi bir kendiliğinden gelişen bir oyun şeklinde. Yani o seansın sonunda çok keyifliydi, küpesini bulmuştu. O seans onun için iyi geçmişti ona göre ama yıllar sonra hatırladığı şey o ilişkiydi onun. Çünkü orada birlikte oynamakla ilgili bir deneyimin içinden geçti. Onun fantezilerinde bu nereye denk düşüyor, ben bunlara girmeyeceğim. Ya da benim fantezilerimde bu nereye denk düşüyor, ona da girmeyeceğim ama bu karşılıklı yıkanma hali diyeceğim. Yani sona ermeyen bir hal. O yüzden de bence yani sizin dediğiniz anlamda o ilişki inşa olduktan sonra vallahi zaten çok bilmiyoruz ve anlamıyoruz. Bazen o riski almak gerekiyor çünkü hani bu iş korkmadan ve risk almadan yapılamıyor bence zaten. Yani korku hep var bu işi yaparken diye düşünüyorum. Yani korkarak yapıyoruz sürekli bu işi zaten. Sürekli kendi içimizde kendimize bir şeyler soruyoruz, ne yapıyorum ben diye. Ne kadar deneyimli olursak olsun olalım. Bence bu da iyi yani bilmeden ve anlamadan, tırnak içinde bilmeden ve anlamadan ve korkarak yapıyor olmamız. Bence bizim kontrollü spontanlığımızı diyeceğim. Belki bir miktar ifşa etmemize izin verebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sizlerin başka eklemek istediği bir şey var mı? Ya da sizin yoksa bir ara yapabiliriz 10 dakika. Peki o zaman saat 4'te tekrar buluşuyoruz. İkinci konuşmada Oktay'ları dinleyeceğiz. Konuşmanın başlığı Düşlerin Kundağı olarak şiir. Şimdi sizler için kendisini takdim edeyim. Oktay Şılar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. Aynı fakültede nörotik ve psikotiklerde hastane yaşamının algılanması başlıklı tezini hazırlayarak uzman psikolog unvanı almıştır. Analitik psikoloji, aile ve çift terapisi, psikodinamik yönelimi terapiler gibi alanlarda özel mesleki eğitimler almıştır. Felsefe, sinema, psikoloji ve edebiyat üzerine seminerler vermektedir. İlim analizi çalışmaları düzenlemektedir. Yetişkin psikoterapisi alanında psikodinamik ve psikanalitik yönelimi çalışmaktadır. Söz sizde, Hakkari'ye. Teşekkür ederim. Ortanca çocuk olmanın hep avantajlarıdır. Mümkün de ortancayım. Ben yanıma sunumu için teşekkür ederim. Çünkü aslında izleyeceğimiz güzergaha dair çok güzel şeyler anlattı. Batuhan da beni çağırdı, sağ olsun. Ama Batuhan hayırlı olsun, şiir kitabı da çıktı. Yani burada şiir üzerine konuşma konusundaki en yetkisiz insan olarak ben de bu başlığın bana neler çağrıştırdığına dair düşüncelerimi, bilgimi, bir miktar fikirlerimi paylaşmak istiyorum sizinle.
şöyle başlamak istiyorum. Bu Baton bana bunu söylediğinde öncelikle ne söyleyeceğim diye düşündüm. Ne anlatabilirim diye düşündüm. Sonrasında benim için tuhaf, yani şahsi açıdan tuhaf bir yolculuk gibi oldu. O kadar çok çağrışım geldi ki zaman içerisinde, yaklaşık bir ay içerisinde diye. Ben bunları ne yapacağımı kendim de bilemedim. Nereye yerleştireceğimi. Böyle bazı şahsi deneyimlere gitti. Ben Yunan'ın sunumu çok tuhaf bir şey hatırlattı bana. Mesela Can Yücel'den bahsetti. Ben Can Yücel'den çok kısa bir alıntı kullanacağım. Ama benim Can Yücel'de arkadaşım diyemem ama yani iyi bir tanışıklığımız vardı Can Yücel'de. Ben bunu tamamen unutmuşum. Bunu çok ilginç buldum. Can Yücel'in şiirin içerisinde yer alan bir takım elementleri anlatırken Bengü Hanım, onunla son ilginç bir şekilde karşılaştığımız bir şiir gecesinde bana Oktay gel diyerek salladığı kallavi bir küfür, sarhoş bir, yani çoğunlukla sarhoştu ve kallavi bir küfür sallayarak bana sarıldığı sahneyi hatırladım. Vallahi içimden teşekkür ettim Bengü Hanım'a. Tamamen unutmuşum ben bunları. Peki, şimdi ben bir şey soracağım ama bir miktar sınırlayarak yapacağım bunu. Belki sonrasında daha çok vaktimiz olur. Bir kelime seçerseniz eğer, şiir deyince ilk ne geliyor içinizden? Söylemek isteyenler varsa, şiir dediğinde ne oldu? Sizdeki karşılığı ne? Kristal. Kristal. Hüzün. Hüzün. Aşk. Aşk. Deniz. 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 Sezgi. Sezgi. Evrensel. Evrensel. Öfke. Öfke. Başka var mı paylaşmak isteyen? Bana çorba. Çorba. Evet. Hı-hı. Bana da rüzgar esin. Rüzgar. Ne kadar çok birbiriyle akrabalığı da olan ama birbirinden ayrı da pekala düşebilecek çağrışım geldi değil mi? Şimdi şiir üzerine konuşmak galiba bu yüzden biraz zor bence. Benim açımdan en azından zor. Şiirle benim alakam ben bir şiir okuyucusu olduğumu düşünüyorum ama herkes gibi ilk gençliğinde bir miktar hani 5 tane 10 tane bir şey karaladım hala kenarda duruyorlar ama yazma faaliyeti üzerine bundan gayri bir ilişkim olmadı. Bu çağrışımları önemsiyorum çünkü biraz sonra kurmayı deneyeceğim anlatı aslında tamamen bunun üzerine kurulu. Yani insan varlığının dünyaya düşüşü. İnsan varlığının dünyaya fırlatılışının ızdırabı içerisinde şiir nasıl bir arayışa denk düşüyor? Ve muhtemelen bu sandığımızdan çok daha erken evrelerin işi olabilir. Bu arada küçük bir notum olacak. Dışarıda bir arkadaşımız çok kıymetli bir soru sordu. Ben de hani bunun güzel bir soru olduğunu, cümlenin sahibinin Bengü Hanım olduğunu ona sorarak bunu daha açması konusunda onu da belki hatırlatmak isterim ki tartışma kısmında konuşabilirim diye. Çünkü iyi bir soru ve Bengü Hanım orayı nasıl doldurdu acaba değil mi? Merak ettiğimiz bir şey ama ben de kendi çağrışıma dair bir şey söyledim. Çok teknik şiirleri yani inşa edilmiş şiirleri dışarıda bırakarak kendi anlatım üzerine gideceğim. Yani mühendislik şiirleri, mühendislik edebiyatı dediğimiz bir tür var bence. Adı böyle değil de ben böyle diyorum. Bunu dışarıda bırakarak şiir üzerine ne konuşacağız? Demin de hani kullandığım şeylerden bir tanesi bilmemek ve anlamamak. Nasıl bir yeti? İnsan bilmemede ve anlamamak halinde nasıl durabilir? Hatta oradaki kabiliyetlerini nasıl geliştirebilir? Çünkü
bu kabiliyetler başka bir takım meziyetlerle çok yakından alakalı diye düşünüyorum. Bu meziyetler bizim kendi saldırganlığımızla yüzleşebilmek, hasetimizle, hüsrana dayanabilme kapasitemizle, değil mi? Yas tutabilmemizle, omnipotanstan, tüm güçlükten vazgeçebilmekle ilgili önemli şeyler. Bilmemek ve anlamamak. Yani bilmiyorum ya da anlamıyorum demenin aslında nasıl tırnak içerisinde bir kudretle barındırdığına dair bir yerden bu anlatıyı kuracağım. Ama önce bir miktar bu psikanaliz ve şiir başlığındaki psikanalize dair bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi psikanaliz hakikaten büyük bir şey. Şudur diye bugün üzerine konuşabileceğimiz bir şeyler olmakla birlikte çok dinamik, çok canlı, çok kendini yetiştiren, kendi içerisinde çok iyi tartışan, derin düşünen bir anlayış. Dolayısıyla da psikanalizin neresinden bahsediyoruz gibi bir şey de var elimizde. O yüzden ben de şimdi bir miktar bütün bunlarla birlikte psikanaliz deyince aklımıza gelen ilk isim olan Freud'un kendisinin aslında yaratmış olduğu bu şeyin, yani psikanalizin zaten ben başlı başına bir şiir olduğunu bir açıdan düşünüyorum. Yani hakikaten öyle bir derya ki uygulamasından, ister uygulamalı psikanalizden bahsedelim, yani psikanalitik bilginin başka alanlarda nasıl kullanılacağı, ister klinik pratiğinden bahsedelim, şiirsel bir yanı olduğunu düşünüyorum. Bir dönemden sonrasının daha da şiirsel olduğunu düşünüyorum hatta. Bir döneminin bir miktar daha şiirden uzak, daha nesir olduğunu düşünüyorum. Mesela eski bir kitap vardı, Otto Fenchel'in Nevrozların Psikanalitik Teorisi diye böyle bir kitap. Aradığınız bütün cevapları bulabileceğiniz bir kitaptır neredeyse. Neydir diye sorduğunuzda. Bu da nesir tarafı. Ama son döneme doğru geldikçe, isim zikredildiği için söyleyeyim, işte Bion'dan, Winnicott'tan itibaren gelen hatta belki Ferber ve son dönem psikanalitik alanla ilgili düşünenlere geldiğimizde bana daha şiir gibi gelen bir taraf var. Benim de bir takım çağrışımlarım oldu. İlk çağrışımlarım benim şunlardı. Düşlem, yaratıcılık, yankılanmak, kayıp, yanılsama ya da illüzyon, mecaz, ritim, içgörü. Benim şiir deyince ilk aklıma gelenler bunlar oldu. Şimdi Freud'un bu konularla ilgili fikirlerinin birçoğunun bir arada değerlendiği kitap Sanat ve Sanatçılar üzerinde birçok makalesi var bunlarla ilgili. Buralarda yani Freud'un kendisi oturup şiir üzerine yazmıyor ama içi de şiir kelimesinin de geçtiği aslında yani Goethe'nin kendi sanat anlayışını kendi otobiyografisiyle birleştirdiği şiir ve hakikat, şiir ve gerçeklik diye bir eserini Freud'un kendi analizanlarıyla birlikte Goethe'nin anlatısını düşündüğü bir kısım var. Şiir ve gerçekte bir çocukluk anısı diye. Bu ilginç bir bölüm. Çünkü burada Freud dediğim gibi hem bir miktar Goethe'nin çocukluğundaki bazı olaylardan hem kendi danışanlarının getirdiği hikayelerle Goethe'nin bahsettiklerinin arasındaki paralelliklerden bahsediyor. Freud'un psikanalizi bir bilim yapmak gibi ciddi bir derdi vardı ve bu derdin hani doğruluğundan yanlışlığından bahsetmiyorum. Belki de Freud gibi büyük bir deha için neredeyse ilk vazgeçiş diyeceğim zorunluluk psikanalizi Amerika'ya taşıması hikayesiydi. Yani orada psikanalizin yaygınlaşması ile ilgili derdi ve bu onu aslında kuramsal olarak, pratik olarak daha doğrusu büyük bir tavize götürdü. Psikanaliz Amerika'ya gittiğinde psikiyatristlere bırakılan bir şey oldu ilk başlarda. Şimdi Freud'un tek derdi bunu bir bilim haline getirmekti ama biliyoruz ki psikanaliz bir bilim değil. Freud Nobel aday ödülünü almak isterdi büyük bir ihtimalle, aday da gösterildi ama bunu almadı. İlginç bir şekilde aldığı ödül edebiyat ödülüydü ve Goethe edebiyat ödülüydü.
Öyle ki Musa ve Tek Tanrıcılığı yazdığında mesela bir bilim insanından aldığı övgü, yine kendisi de dinsiz bir Yahudi olan Albert Einstein'dan onun ne kadar yazılarına hayran olduğunu, ne kadar başarılı bulduğunu Freud'u söylüyor. Ancak edebi açıdan diye de ekliyor. Yani psikanalizin içinde edebiyat, sanat, şiir bence hepsi var gibi. Bu anlamda bugün konumuz da aslında benim şiir üzerine konuşmam metafizikle bağlantılı olacak. Bunun bir kısmı bazı psikanalitik düşünceleri içerecek, bir kısmı biraz felsefeyle meşk edecek. Ve tüm bunların aslında anlatmak istediklerini çok kısaca anlattığını düşündüğüm birkaç kuplede şiir parçacığı getireceğim. Metafizik diyoruz çünkü psikanalizin klinik uygulamasını paranteze alırsak kuramsal açıdan metafiziktir ve metafizik olması kötü bir şey değildir. Yani herhalde bence metafiziklerin en iyisidir diye düşünüyorum. Neden metafiziklerin en iyisidir diye düşünüyorum. Freud'un yapmaya çalıştığı şey biraz da aslında Kant'ın felsefi anlayışına çok benzer. Kant'ın bütün derdi bilimsel bir metafiziği nasıl inşa edebiliriz diye uğraşmaktı. Bence Freudian teorinde belki bir açıdan ilk döneminin özellikle geldiği yer aslında bilimsel bir metafizik olmaktı. Bu metafizik dediğim gibi iyi bir metafizik bence. Neden iyi? Çünkü metafizikle ilgili biz düşündüğümüz zaman biraz önce kullandığımız kavramların, şiirle ilgili çağrışımlarımızın hepsi çünkü neredeyse metafizik. İnsan, hayat, tanrı, doğa, anlam, ölüm, yaşam, mana ve arkasını ekleyebileceğimiz her şey aslında metafizin soruları ve bunlar yüzyıllardır felsefeciler tarafından ele alınan sorular. Metafizik bizim seçtiğimiz bir şey, taraf olduğumuz bir şey değil, kaçınamadığımız bir şey. İnsan doğası gereği metafiziktir. Bundan kaçması da mümkün değildir, insan olduğu için. Bu nedenle de psikanaliz bize bu metafizik üzerine en derinlemesine soruları sormamız konusunda yardımcı oluyor diye düşünüyorum ve burada psikanalizin bize sunduğu şey kıymetli bir birikimi. Ama hepsinden önce ve özce bence soru sormaktan en zor, en acı, en ağır soruyu sormaktan kaçmıyor olması. Yani nadir disiplin psikanalizin soracağı şiddette sorulara dayanıklıdır bence. Bu yüzden de kendi içerisindeki gelişimi muazzam ve olağanüstü. Şimdi bu metafizin içine biz düştük. Yani insan olarak. Peki nasıl insan olduk biz? Yani türün hikayesiyle bireyin hikayesi arasında, ontojeni ile filojeni arasında bir akrabalık var. Bunu biliyoruz. Yani türün hikayesini, insanın hikayesini konuştuğumuzda, bireyin hikayesini konuştuğumuzda, türün hikayesini konuştuğumuzu biliyoruz. Kaba bir paralellik kursam da bu kaçınılmaz bir şey. Ve temel sorumuz şu, bizi bu metafizin içine düşüren şey ne oldu? Biz insanız ama ne oldu da kendimize insan dedik? Felsefi olarak bunu nasıl dedik? Psikolojik olarak nasıl dedik? Yani biz hangi noktadan itibaren insan olduk? Değil mi? Bebek doğduğu zaman biz biliyoruz ki bizim gözümüzde bir insan yavrusu doğuyor. Ama bebek insan mı? Soru işareti koyabiliriz oraya bence bir tane. O bebek, yani heteronorm konuşayım biraz. Kız mı? Bize göre evet şeyine bakıp bir şey söylüyoruz ama ona göre bir cinsiyeti var mı? Bilmiyoruz. Erkek mi? Onu da bilmiyoruz. Cinsiyeti yok, insan değil, bir şey geliyor. Ve bu gelen şey bir mutlak yabancı. Mutlak öteki. Bizim hakkında hiçbir şey bilmediğimiz. Mesela tekinsizden bahsedilirken hep bebeğin tarafından, bebeğin düşlemlerindeki tekinsizden bahsediyoruz ama anne içinde bebek aynı oranda tekinsizdir.
Çünkü o da bir mutlak yabancı ile karşılaşmıştır. Yani burada doğdu düşleminde. Hadi yani hikaye öyle gitsin. Dedi ki ya bir bebeğim olsa, bir çocuk yapsak dediler. Düşlemde doğdu. Ama düşlemde doğanla gelen sıklıkla aynı olmayacak, onu biliyoruz. O zaman acaba bu yavru doğduğunda ne oluyor da insan oluyor ve onun içerisinde bütün o yarılmışlığın, bütün o bölünmüşlüğün, bütün o eksikliğin içerisinde sıkışmış olan canlının şiir neresine, neredeyse doğal olarak nakş oluyor? Biraz buna dair bir şey söylemeye çalışacağım. Şimdi insan yavrusunun doğumundan bahsettiğimizde ne diyor şair? Her ölüm erken ölümdür ama biz biliyoruz ki aslında her doğum erken doğumdur. Yani bütün insan canlıları doğduğu anda prematüredir aslında. Yani tam bir doğum, olmuş bir doğum diye bir şey yoktur. Öncesinde başka bir yerde doğduğu için zaten, düşlemde doğduğu için bizatihi kendisi aslında bana göre dünyaya öyle bir tamamlanmamış şiir gibi gelir insan. Ondan sonra onun metni üzerinde ebeveynler, kültür, tin diyelim, çağın ruhu yavaş yavaş işlem görmeye başlar. Şimdi dünyaya geldiğinde bu canlı çok çaresiz bir canlı. Yani sonrasında onun bir takım düşlemleri var, dil öncesi düşlemleri var. Bedene kayıtlanmış düşlemleri var, adacıklar şeklinde belki düşlemleri var, tüm güçlükle ilgili ama aslında çaresiz, yani sakat bir imparator, imparatoriçe gibi bir şey yok. Şuradan şuraya gidemiyor, öyle bir gücü yok. Ve tamamen dürtülerinin tahakkümü altında, dürtülerin saldırısı, iç ve dış dünyanın saldırısı altında bir canlı. Ana rahmindeki huzurlu olduğunu varsaydığımız yerden dış dünyaya dahil oluyor. Ve dış dünyaya dahil olduğu andan itibaren hem dışarıdaki uyaranların hem içerideki uyaranların muazzam bir saldırısını oluyor. Mesela ışık, değil mi? Gözleri için bir şey yapıyor. Ses rahimde de duyuyor ama dışarıda duyduğu sesler biraz daha farklı. Ya da birisi ona dokunuyor mesela. Ne demek acaba dokunmak? Koca bir canlı üzerine eğiliyor, yanaklarına bir şey yapıyor falan. Neyse etinmeyecek. Gibi gibi. Yani dışarıdan dünya ona bütün ağırlığıyla çöküyor. O yüzden ebeveyn değmeden önce dünya değiyor zaten bir çocuğa. Bu aslında temel bir ilksel yarılma hali dediğimiz şey. Ebeveynden önce dünyanın çocuğa değmiş olması. Bu acı verici bir değme hali. Sadece dışarıdan gelenlerle devam etmiyor iş. İçerisi de durmuyor. Daha önce bir takım işlemler kendiliğinden olurken şimdi bütün bunlar kendi doğal akışı içerisinde birer sıkıntıya dönüşüyor. Mesela nefes alıyor. Oksijen ciğerlerini yakıyor. Gazı oluyor. Acıkıyor. Yani acıkıyor çok kolay. Acıktın mı? Ne dediğimi anladı Batuhan ama o canlı anlamıyor. Bir şey oluyor ve çok ızdırap verici bütün bu olup bitenler onun için. Hiçbirinin karşılığı yok onda. Yani duyumla anlam, duyumla kelime hiçbiri birleşmiş değil. O kadar kaotik bir yerde ki iç ve dış saldırılar altında. Bu iç ve dış saldırılar altında hayatta onu tutacak olan bir takım bakım verenler var. Bu bakım verenlerin kapasiteleri, yeterlilikleri vesaireyle yolculuğu başlıyor ve bir masal aslında. Yani çok, oluş çok bence edebi bir şey. Bir masal, hangi masal? İşte anne karnındaki gibi. Yani korkma ben varım, öyle bir şey yapacağım ki, sana öyle bir psikik rahim sunacağım ki, bunun içerisinde tıpkı oradaki bir kucaklanmış ve emniyette gideceksin. İdealden bahsediyorum. Bu masala inanırsa hayatta kalıyor. Bu masala inanmazsa anafletik depresyon deniyor. Bebek ölümleri. Kabalaştırdım biraz kestirme bir yoldan. Ama biraz böyle gibi. Dolayısıyla bu canlının bu kadar yoğun saldırı altında
içten ve dıştan gelen, anlamadığı, tanımadığı, bilmediği şeyler karşısında bir kucağa ihtiyacı var. Ama bu kucağın sadece lojistik bir kucak olması yetmiyor. O kucağın bambaşka işlerde üretebilmesi gerekiyor ki çocuk yoluna devam edebilsin. İşin tarafı bu bahsettiğimiz kısım ila nihayede değil. Yani ilk başlarda onun işlemlerinde sanki diliyor da oluyor. Bak acıktım meme geldi, hop gazım geldi ovaladılar, kakamı yaptım temizlendi gibi sanki kendisinin uzantısı varlıklar, hatta kendi kendisini bu anlamda bütün her şeyi yapan bir tüm güçlük gibi yanılsama içindeyken ve kayıtsız koşulsuz bebeğe bunlar yapılırken bir zaman sonra bütün bunların hepsi bakım verenin şahsında bir uygarlık şantajına tabi tutuluyor. Yani çocuğu uygarlık alemine katmak için bazı dürtülerini sınırlamak gerekecek. Yani işte yani bezelyeyi yemeden çikolatayı yiyemeyecek atıyorum yani gibi en basitini söyledim. Ama buna gelene kadar çok şey var. Kendisi için tanıdık ve aşina olan birçok şey yabancıya dönüştürülecek. Yani orada yatıyordu, altına yapıyordu ve yani insanlar için bir sorun değildi. Temizlenir ve bir zaman sonra o kaka olacak. Topluluk içerisinde gazımızı yapmıyoruz arkadaşlar falan gibi. Yani ilk baştaki şey de bir şantaj konusu olacak ve bu şantaj yolunun geçmesi gerekiyor. Şantajı çok hani sert bir kelime kullanıyorum. Ebeveynin görevi onu uygarlık alemine katmak, o yoksa bir psikozun içine düşecek. Bunu yapmak zorunda ama bu yolun kaçınılmaz olan hasarları var. Yani bu kaçınılmaz, mutlaka olacak. Çocuk bir zaman sonra bu kucaklanma, bakım, sevgi, temel ihtiyaçları kadar büyük bir ihtiyaç haline geldiği için bunları kaybetmemek adına bir şeylerden vazgeçmeye başlayacak, bastıracak. Benim çok sevdiğim bir hikaye bu. Çok kısaca anlatacağım size. 2000'li yılların başında oldu. Bu 2002 falan olabilir. Bu bizim ilk tramvayımız diyelim, tünel. Girdim, bekliyorum. Bir tane kadın ve yanında da 4 yaşlarında bir tane de erkek çocuğu. Onlar da bekliyorlar. Yukarıdan gelecek tramvay. Şimdi çocuk çok sıkışmış, anladım. Literal sıkışmış bu arada. Dedi ki, yani anne de çok işim geldi, şurayı yapabilirim. Şuraya dediği yer duvar, duvarın dibi. Şimdi onun açısından sorun yok. Buraya yapabilir yani. Annesi dedi ki, buraya olmaz. Gerekçesiz bir yasak, değil mi? Maternal süperego dediğimiz şey, gerekçelendirilmiş yasak. Bir yasakla karşılaştı. Peki, tramvay geldi, içeriye oturduk. Ama durmuyor çocuk. Çok çişim geldi, şurayı yapsam, çok çişim geldi, burayı yapsam deyip duruyor. Anne de her seferinde olmaz, olmaz, olmaz diyordu ve bir noktada anne dedi ki, bak, bugün seninle parka götürecektim ya. Eğer ısrar etmeye devam edersen götürmeyeceğim. Çocuğun, ama bu öyle bir anda oldu ki zaten küçücük bir şey travmayı biliyorsunuz. Etrafta insanlar, hepimiz güldük çocuğun cevabına. Aslında trajediydi ama güldük çünkü komikti. Kendimizi suçlamaya gerek yok. Olsun zaten benim bir çişim yoktu ki dedi. Şimdi bu çocuk bana çikolata al diye atıyorum. Tutturan bir çocuk değil. Yani bir arzudan, bir istekten bahsetmiyoruz. Bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Üzerinde emir var. Fizyolojik emir var. Mesanesi finkler. Dolmuş beyni yedi. Gitmiş beyin diyor ki boşalt bunu. Bu çocuk biyolojik bir emrin altında. Fizyolojik bir emrin altında. Belki ben de yazdım sonrasında. Belki bu çocuk hayatında hiç Luna Park'a gitmemişti. Belki ilk kez gidecekti. Luna Park'a ne olduğunu bile bilmiyordu. Luna Park annenin ona verdiği şeydi. Sadece kıymet. O kıymeti kaybetmemek için kendi biyolojik ihtiyacını, fizyolojik ihtiyacını bastırdı. Dedi ki zaten benim hiç işim yoktu ki.
bir sahneyi gördük. Acaba bu dikiş kaç kere çalıştı hepimizin hayatında? O yüzden böyle bir lanetli payla birlikte devam ediyor bu hikaye. Şimdi içeride kalan bu paylar, çocuğun orada gördüğümüz şey cevabı bizi gülümseten trajikomik sahneydi ama peki öfke nerede? Birine öfkelenmiş olması gerek çocuğun. Gitti bir yerlere o öfke. Onlar gibi birikenler ya da hayal kırıklıkları vesaireler bir gün belki başka sahnelerde kendi alacaklarını tahsil etmek için yepyeni sahneler inşa edecekler. İşte böyle bir hikayenin içinden geçtik hepimiz. Bugün hepimiz açlığımızı, susuzluğumuzu, ihtiyacımızı erteleyebiliyoruz şu salonda otururken. Ama bunun bir maliyeti var. Şimdi bu canlının sorunu, yani trajik varlığının doğası, ızdıraplı, şiirli varlığın doğası şundan kaynaklanıyor ki hayvan doğasının içine insan esansı koyuyoruz. Bir gövdede iki varlık. Bu çok zor bir şey. Biyolojik olandan kültür varlığına doğru geçiş. Çok zor bir şey ve bu delilik. Çünkü o deliliğe daha sonra bir pay daha eklenecek. O da ölüm bilgisiyle çocuğun sezgisi olarak tanışması. Hiçbir canlının yapmadığı işi yapıyor. Çok erken yaşta öyle bir şeyi gövdesinin içine sokmaya çalışıyor. Ölmek diye bir şey var. Bu delirmesine yol açıyor bu canlının. Ve saçıyor. Geceleri yatağına yapıyor, tuvaletini tutamıyor, saldırgancı davranıyor. Değil mi? Hepimizin de bir deliliği var. Bu da zaten ayrıca kötü bir şey değil bence. Yani tanıyorsak ne kadar güzel, ne âlâ dediğimiz şey. O yüzden benim için hani psikanalizin mitolojiye, özellikle Freud'un kendi zengin ilgileri açısından düşündüğümüzde daha pas geçildiğini düşündüğüm, benim de çok sevdiğim hikaye, buna girmeyeceğim ama Girit'te Minotaur'un hikayesidir. Yani bir labirente hapsedilen, değil mi? Bir anneden doğma, bir tanrıyla çiftleşmesinden doğma, öküz başlı, insan vücutlu canlının o labirentteki hikayesi. İnsan varlığının hikayesi bu. Girit'te Minotaur'un hepimiz bence. Yani o iyi bir temsil. Hayvan doğası ve insan doğası nasıl bir labirentin içinde. Sonu da ayrıca başka bir trajedi zaten. Üzerine konuştuğumuz şey canlı, böyle bir canlı. Dolayısıyla bu canlının ben diyebilecek noktaya gelmesi, insan olması çok uzun, çok meşakkatli, çok ızdıraplı bir süreç ve birçoğunun da tırnak içerisinde vaka kaydı yok. Bunlar başka şekillerde bizim hayatımıza, işimize, seans odasına, önümüze, kendi işleyişlerimize gelen şeyler. Şimdi şiirle rüya arasında bir paralellik bulmak çok mümkün bir açıdan. Bunlar belli açılardan imgeler geçidi olduğu için aralarında böyle bir şey var. Belki terapötik analitik süreçlerle bir benzerliği okuyanın ve yazanın ya da analistin ve analizanın, terapistin ve danışanın birlikte bir şeyleri dinlemesi, birinin söylediğini öbürünün duyması, onun işlenmesi, bütün bu işlenmişliğin başka süreçlerden geçerek birlikte akıyor olması ile ilgili açılardan benziyor. Ama bu genel olarak kaba bir analoji seviyesinde diye düşünüyorum. Şiir sonuç itibariyle bu canlının içine yerleşmekte her daim zorlanacağı dediğim, çünkü hayatımızın bazı evreleri var ki kendimizi daha bütünleşmiş ve tam hissediyoruz. Daha entegre hissediyoruz ve istiyoruz ki, yani ben de öyle oldu, ila nihayet hep öyle gitsin işler. Ama olmuyor. Yani dünya bizi didikler, dünya bizi çekiştirir. Bütün bu olma hallerimizin dengesini bozar. Hiç ummadığımız bir kaybı, hiç ummadığımız bir meseleyi önümüze getirir. Her şey ne kadar da tam derken bir anda dünya ile ilgili inşa ettiğimiz bütün mana sütunlarının yıkıldığı bir yerde bulabiliriz pekala kendimizi.
Çünkü bu iş, yani insan olmanın ızdıraplı oluşu ve bizim kendimizi tanıyarak, dinamiklerimizi bilerek ve hani böyle biraz Freud'un kötümserliği gibi çınlıyor söylediklerim ama ben kötümser değilim o kadar bir konuda. Ama yani bütün bu varlık dediğimiz şeyin fiilleşmesi, insanın kendi ismini girip sahile yazması gibi bir şey. Kumsala. Yani yazacağız, duracak, dalgalar gelecek, silecek, bir daha yazacağız. Bir daha yazacağız, bir daha yazacağız, bir daha yazacağız. Ta ki ne zamana kadar elimiz kalem tutmayanlar. Yani bitimsiz bir arayış içerisinde. Bu yüzden sürekli bir şey ifade etmek istiyor. Şiir bunun araçlarından, enstrümanlarından bir tanesi. Peki bu düşleme faaliyetine acaba insan canlısı nasıl başlıyor? Bununla ilgili muazzam bir külliyat var. O yüzden şurasıdır, burasıdır diyemiyoruz. Ben bazı açılardan Klein'i daha yakın buluyorum. Ben saldırganlıkla ilgili düşlemlerden ve oradan bütün bunların bir şekilde çalışılması, entegresi ve oradan işte daha kayıp ve onun üzerinden ilerleyen bir hatta kulağım biraz daha yakın gibi duruyor ama buradan başlarsak tek başına düşlemin doğuşunu o açıklamıyor bence. Başka bir yerden gidersek, bakım vereni gören, onun kucağında olan bir canlı var. O anda bir miktar işte böyle göz göze baktıklarını düşünüyorum. Bakıyor, fiilen de o buna bakıyor, bakım veren. Bir takım duygusal komponentler var, bir takım lojistik komponentler var ama onun içinde ne olduğunu bilmiyor. Anne diyelim ona mesela, kestirmeden gidiyor. Kim o? Onun içinde ne var? Merak. Nasıl bir şey? Belki düşlemeye buralarda başlıyor. O ne? O ne? Doğrudan doğruya ben neyim sorusuyla ilintili bir soru olduğu için önemli. Çünkü bir varlığı tanımlamak demek, onun yani bir şeyin tanımını getirebilmek demek, onu var kılabilmek demek olduğu için önemli bir soru. Hayal etmeye başlıyor. Orada belki düşlemeye başlıyor. Acaba orada ne olmaktadır? Ama burası tuhaf bir karşılıklı yansıtma alanı aslında. Yani o düşlem sadece bebek için yok. Anne için de var. Çünkü aynı soru anne için de geçerli. Anne de bebeğin içinde ne olduğunu bilmiyor. Yani bebek bir günlükken anne bir günlük. Bebek iki günlükken anne iki günlük. Anne de bilmiyor bebeğin içinde neler olduğunu. Bununla birlikte bir takım yetileri var, uygarlığın ona sunduğu bir takım imkanlar var. Bunları kullanarak o çocuğu yetiştirme, büyütme konusunda bilim ve deneyimin bir takım avantajlarını kullanıyor. Ama yine de karşılıklı bir şekilde dediğim gibi bunlar bir fanteziler arası, dünyada düşlemler arası bir dünya içerisinde yıkanıyorlar. Anne tekinsiz, belki bebek için ama bebek de tekinsiz anne için. Annelikte kutsallık tırnak içinde belki var. Dini açıdan söylemiyorum bunu. Belki sonra bir yeri gelirse söylerim de ne olduğunu ama. Bunlar birbirine mutlak iki yabancı. Çok ilginç, en yakın iki ilişki, değil mi? Ve mutlak iki yabancının ilişkisi. Bu çok bizim tanıdığımız bir ilişki. Yani analiz ilişkisi ya da terapi ilişkisi. İki mutlak yabancı, gerçek hayatta olmayan, norm olarak olmayan bir ilişki. Ama bütün ilişkilerden belki daha ilişki bir ilişki. Yani anne ile bebeğin neredeyse ilk karşılaşmasındaki o kayıt odaya zaten geliyor aslında bir şekilde. Ve bu kaydın içi tamamen düşlemlerle doldurulmuş durumda. Bebek kendisi için idrak edilemez, rahatsız edici olan, kendi içerisinde bir sürü duygu, duyum, bunların
bir sürü isimler verebiliriz bunlara, iyi ve kötü bir sürü isimler verebiliriz. Bunlarla sıkışıyor ve bunları ne yapacağını bilemiyor. Özellikle de dilin yerleşmediği dönemlerde. Ve bu rahatsız edici, yıkıcı malzemeleri fırlatıyor dış dünyaya doğru. Kime doğru fırlatıyor? Bakım verene doğru fırlatıyor. Biyon bunlara beta işlevi veriyor. Ham, çi bir malzeme, atsız bir malzeme. O tarafa fırlatılıyor. Ebeveyn bunları alıyor. O da bir çiğneme faaliyeti içinde. Bunları işliyor ve yavruya geri veriyor. Böylece yavrunun ham yaşantıları, korkutucu, saldırgan olabilir bu yaşantılar, rahatsız edici. Bu ham malzeme bir işlemden geçerek kendisine geri geliyor. Bu da bizim için tanıdık bir şey, bu düşlen işlemi. Çünkü analizin ya da psikoterapinin yaptığı şey çok kabaca. Bunu içeren bir şey. Bir malzeme geliyor ve biz birlikte bu malzemeyi işliyoruz. O da bu malzemeyi katlayıp kendi içerisinde bir yere yerleştirebiliyor. Bu önemli çünkü bu sahne aynı zamanda adlandırma faaliyetinde başladığı bir yer. Yani burasında bir şey oluyor. Bu açlık. Anne sonra 10 bin kere acıktın mı sen yavrum? Acıktın mı sen yavrum? Diyor. Ve bu katlanılamaz olan rahatsız edici, yıkıcı neyse o his artık onun için adlandırılmış bir şey haline geliyor. Adlandırıldığı andan itibaren kendisi de kendi yaşantılarına isim koyan, yani ben diyebilen, ben acıktım. Yani kendini bir genel bir varlık olmaktan çıkarıp yükleme olan, öznesi olan gerçek bir varlığa dönüştürmeye başladığı yer. Ben acıktım. Bu acıkmak dediği şey. Başka bir taraftan yine Bengio'nun bahsettiği gibi, Batuhan da bahsettiği, Winnicott'ın yaratıcılık kavramı üzerinden düşünebiliriz. Dediğimiz gibi bebek böyle ikili bir ruhsal durum içerisinde. Yani bir yandan tüm güçlü bir varlık, bir yandan muhtaç bir varlık. Ve bu tüm güçlük de aslında bir zaman sonra çok da o kadar hakim olamadığını fark eder. Ebeveyni, bakım veren, onun kontrolünde değildir. Tabii bu ebeveyn bakım veren dediğimizde belki aslında bir açıdan dünya da diyebiliriz. Çünkü dünyanın temsili ebeveyndir en sonunda. Yani belki de her dünya dediğimizde içinde ebeveyninden bir şeyin olduğu bir şey. Dünya böyle bir yer dediğimizde belki kendi daha arkaik ilişkilerimizden de bahsediyor olabiliriz. Bebek daha önceki kendisinin hakim olduğunu varsaydı bu meme yerine bu defa yeni bir nesne yaratır kendisine. Geçiş nesnesi dediğimiz şey bu. İlişkileri de geçiş alanı dediğimiz alan. Bu nesnenin özelliği şudur. Bu bebeğin ilk yaratıcı eğilimidir. Yani geçiş alanında bir geçiş nesnesi yaratmak. Bu nesne üzerinde hem bir kontrolü vardır. En bilinen örneğiyle işte bir ne bileyim beşiğindeki bir battaniyedir o. İşte yıkamayın, temizlemeyin dediğimiz alıp ağzına bir ufak bir oyuncaktır belki. Bilmiyorum. Bir yerde kaybettiği tüm güçlüğü başka bir nesnenin üzerinde tekrar inşa etmeye çalışır. Hem onu kontrol etmeye çalışır hem de bu yanılsamalı bir alandır. Çünkü aslında bir şey üzerinde kontrolünün olmadığını da biz onu biliyoruz. Nesneyi o yaratıyor ama nesnenin doğası da yanılsamalı bir doğa. Çünkü yaratması için önce böyle bir nesnenin dışarıdan gelmesi gerekiyor. Yani onu bulması gerekiyor. Kendi kendine yaratmıyor nesneyi. Oraya bir battaniye, bir oyuncak bir şey konmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla yaratmanın doğasında da tuhaf bir yanılsama ve illüzyon var. Yaratıyorum ama neyi yaratıyorum? Ne kadar yarattım? Ben mi yarattım? Kontrolü bende mi? Dediğimiz bir şey. Bu bebekle anne arasında, bakım veren arasındaki ilişkisel sınırlar, genel olarak net sınırlar değil. Yani çok bulanık sınırlar. Düşlem açısından düşündüğümüzde çok bulanık sınırlar. Yoksa kabaca dışarıdan baktığımızda kimin bakım veren, kimin bebek olduğu belli gibi görünüyor.
Ben dediğimiz yer kalabalık bir yer özünde ve biz bu benim nerede başladığını, nerede bittiğini bilmiyoruz. Bütün bu düşlem alanındaki alışverişler, bakım erenle kurduğumuz bütün bu alışverişler içerisinde bütün komponentleri koyalım. Bizim ben dediğimiz şeyi inşa etmemize bir miktar yardımcı olacak. Bununla birlikte beni dese bile bizliğe dair özlemi, yani tek olmaya, birlik olmaya dair arkaik özlemi çocukların, bebeklerin bizim kaybolmuyor. Biz hayatımızın bir yerlerinde bu birliğe duyduğumuz özlemi, tekliğe duyduğumuz özlemi çeşitli şekillerde ifade ediyoruz. Bir bebek için kardeşi geldikten sonra regresi olur. Onun da bir berundan suç içmek istemesi, onun da altına belki kaçırmaya başlaması da bir tezahür. Birliğe duyulan özlemde. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız da birliğe duyulan bir özlem, aşk değil mi? Sanki özneliklerin kaybolduğu yüce bir bizlik içerisinde bizim çok bir zamanlar deneyimlemiş olduğumuz bir şeyin nostaljisine ilerleme derdi. Bir cemaatle kurduğumuz bir bağ ve onun militanlığı, bir ideolojiyle kurduğumuz bir bağ, onun militanlığı, bir kuramla kurduğumuz bir bağ, mesleki olarak ve onun militanlığı. Değil mi? Hepsinin içerisinde bir miktar bu birliğe duyulan özlemler duruyor. Ben oluyor, ayrılıyor ve ben olmak dediğimiz süreçte kolay bir süreç değil, ızdıraplı bir süreç ve şiddetle içeren bir süreç. Dolayısıyla da bu tüm güçlü fantezilerden, birliğe duyulan özlemle ilgili tüm güçlü fantezilerden aslında çoğunlukla vazgeçmeme eğiliminde oluyoruz. O kadar ki kendimize en acıdığımız anlarda bile aslında ya da kendimizin dünyanın itip kalkmasına herkesten daha fazla maruz kaldığımızı gerçekten deneyimlediğimiz ya da öyle olduğunu varsaydığımız zamanlar. Ah dünya bana neler yaptı dediğimizde de aslında yani kendine acıma faaliyetinin içerisinde de tüm güçlüğün bir tür şahikasını pekala görmek mümkün. O yüzden tüm güçlük kolay devredilemez bir şey olduğundan dolayı içimizde bu arayışlar ve bunlara dair parçacıklar her zaman devam ediyor. Şimdi bu anlatılamaz malzemelerin çoğunda belki şair de aslında anlatılamaz olan bu şeyi şiir vasıtasıyla anlatmayı deniyor. Onun anlatmak istediği şey, dediğim gibi eğer bir mühendislik yapmıyorsa zaten bir şekilde artık olan bir paydır, lanetli bir paydır. Yani daha dile gelmez olanı mecazlar, metaforlar yoluyla dillendirmeye çalışan bir şeydir. O da kendi payını, bütün o sıkışmışlığının içerisinden kendi betalarını dünyaya doğru fırlatır ve onun alıcısıyla belki karşılaştığında diyelim ki başka bir şey olur. Bu da ayrı bir konu. Kendi fantezilerini o da şiirin yüzeyine yansıtarak dış dünyaya bunları ihraç eder. Bütün bu insan olmanın, var olmanın sıkıntısıyla ilgili meseleleri. Bir açıdan saldırgan bir şey de olabilir şiir. Çünkü şiiri yazdığında kişi pekala şöyle bir cümle kullanıyor olabilir. İşte mahiyetini bilmediğim bir ben var burada çığlığıdır o. Dünyaya kendi sözünü söylemek istiyordum ama kendi sözünü kendi hikayesinin içerisindeki mecazla söylediği için ben olmakla ilgili bir şeyi haykırmaya çalıştığı için, onun içindeki ızdırabı, arzusu ne yazarsanız yazın, onu haykırmaya çalıştığı için beni ayırmakla ilgili mesele zaten bir şiddet içerdiğinden dolayı belki bir açıdan saldırgandır da bazen de gerçekten de saldırgandır aynı zamanda o şiir. Yani öyle şiirleri olan insanlar da var. Sonuç itibariyle bu şiir dediğimiz şey aslında şiirin açtığı yer, yüzey aslında fantezilerin yansıtıldığı bir ara yüzeydir. Vaat edilmiş topraklar gibi bir gün sanki oraya doğru ilerlediğimizde ve yerleştiğimizde onun vasıtasıyla karşılığını bulacağımız şey gibi.
Yani karşılığı olmasa bile bazen yazdım, yayınladım, başka bir şey, yazdım, yayınlamadım, başka bir şey, değil mi? Bir dolayım vasıtasıyla kendi regresif ihtiyaçlarımı aslında şiir okuyan ve yazan bir kısa devre yaparlar ve bu regresif ihtiyaçlarının bir kısmını karşılarlar. Tabii ki şiirdeki malzeme tek başına zihinselleştirilmiş bir ruhsal malzeme olmadığı için eğer mühendislik yapılmıyorsa esas olarak aynı zamanda bir yandan da arzular ve korkulardır. Arzunun ve korkunun her zaman bir nesnesi yok. Biz bunu biliyoruz. Çünkü arzunun tuhaf bir özelliği var. Arzu bir zaman sonra kendi tasarımlarını yaratır insan ruhsallığında ve sıklıkla bu tasarımları gerçeğin yerine ikame etmeye çalışır. Arzu kendi tasarımlarına gerçeklik muamelesi yapar. Bunun en zorlayayım. Yani çok da zorlamayayım. Bizim ülkemiz çok bereketli ama en uç noktası hezeyandır. Yani arzunun kendi tasarımlarını yarattığı ve bu tasarımları gerçeğin yerine ikame ettiği en uç nokta hezeyandır. Ve biz sıklıkla gayet hezeyanlı şeyleri, hayat öyle tabii ki, bu da bizim gerçeğimiz diye kendi aramızda konuşuruz ve naklederiz. Bununla ilgili bir malzeme de belki şiirin içerisinde. Bu tasarımlar, arzu kendi tasarımlarını, mecaz ve kaçınılmaz olarak, bu kaçınılmazlığı geri aldım, olmayabilir ama sanki bana öyle gibi geliyor, bir ritim üzerinden ifade eder. Yani şiirin sanki bir ritmi var gibi hep. Yani o ritim bildiğimiz anlamda uyaklanmış bir şey değil. Bir ahenk, bir armoni olarak bir ritmi var. Bir duygusu, bir akışı var anlamında söylediğim bir şey. Bazı şairlerde daha belirgindir, atıyorum. İşte Nazım Hikmet'te çok belirgindir. Nazım biliyorsunuz şiirlerini yüksek sesle okuyarak yazıyor. Volta atarak. Bu yüzden mesela yüksek sesle ve yürüyerek Nazım okumak muazzam bir şeydir. Yani tadına varmak için lazım. İçeriden okunmasıyla dışarıdan okunması arasında bir fark vardır. O zaman şiir aslında bir açıdan tıpkı rüya gibi kendiliğin bir tür mırıldanmasıdır. Ve mırıldanma adı üstünde bir şey duyarız ama tam da ne duyduğumuzu bilmeyiz mırıldanmada. Yani bazen bir armoni duyarız, bazen bir kelimedir bizi yakalayıverir falan ama şiirin yaptığı şey de bence aslında insanın bu kendi trajik varoluşunun, kendiliğinin mırıldanmasının bir kısmını nakletmesi, kişinin şiir yoluyla kendi kendisini, kendi trajedisini aynı zamanda belki de kucaklama çabasıdır. Bir içgörü arayışıdır belki gerçekliğe dair. Ya da gerçeklik dediğimiz şeyin tülünün aralanması ile ilgili bir derdidir. Gerçeklik dediğim şeyin tülünün aralanması diyorum. Çünkü bu da bir mesele bizim için. Yani biz gerçekten gerçekliği pek görme şansına sahip değiliz. Çünkü bizim bakışımız, yamuk bakış diyelim ona, mutlaka arzu, korku, ihtiyaç gibi şeylerle donanmış bir bakış olduğu için her görme eylemi, her duyma eylemi gerçekliğin kırılarak içeriye geçirildiği bir eylemdir aynı zamanda. Yani yalın gerçeklik dediğimiz şeyi biz sadece hemen hemen iki sahnede görürüz. Kaçınılmaz olarak. Büyük travmalar, doğal afetler ve bir insanın ölümü. Bunlar sana görelik, bana göreliğe izin vermeyen anlar olduğu için gerçek bir an kendini fahş eder, gerçek dünya ve geri çekilir. Ondan sonra biz onun üzerine yine yazmaya başlarız. O deprem Allah'ın emriydi, hayır o jeolojik bir olaydı vesaire vesaire gibi gibi. Dolayısıyla da belki şiirdeki işte aslında bu yamuk bakışlı dünyanın içerisinde kişinin belki kendi kendine içeriden uzatmaya çalıştığı bir nevede olabilir pekala. Şimdi bir yazan var, bir okuyan var. Yazanla okuyan arasında bir ilişki var, bir üçlü var orada. İkili tarafı da var, üçlü tarafı var.
Bunlar üzerine belki bir takım sorular da sorabiliriz. Yani bunların bende yanıtları yok ama yani belki hepimizin zihninde bir takım şeyler olur. Şimdi şiir sıklıkla gündelik dilin güzergahından farklı bir yerden konuşuyor. Onu biliyoruz. Yani kullandığı şey mecaz. Bunu da çok kullandığı şey mecazlar, metaforlar, analojiler gibi şeyler. Gündelik dilin nesir gerçekliği içerisinde değil. Bununla beraber şunları sorabiliriz. Benim en merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Bir şair şiiri ne zaman bitirir acaba? Yani ne oluyor da o şiir orada bitiyor? Mühendislik şiirlerinden bahsetmiyorum. Yani şiirin doyma noktası ne? Oturdum, kıvranıyorum, ilham geldi, bir şey oldu. Bir ruhsallık içerisindeyim. Kendimi de, derdimi de şiir yoluyla nakleden bir insan. Kağıdı kalemi aldım, önüme koydum. Bir kere de ya da düzeltmeydi ama her neyse çıktım. Niye iki satır daha yok? Niye üç satır eksik değil? Yani nerede doydu? Şiirin doyma noktası ne? Bu benim çok düşündüğüm bir şey. Yani ne kadarını da doyuyor, ne kadarında ağzında şurayı düzelteyim, burayı düzelteyim diye belki oynuyor. Meme ile süt ilişkisinin sanki, değil mi? Bebeğin ağzındaki ne zaman doyuyor mesela bebek? Ne zaman sütle oynuyor? Ne kadarını kusuyor? Yani acaba bunlarla bir ilişkisi var mı bütün bunların diye düşünüyorum. Ama en merak ettiğim şeylerden biri bu. Bu şiirin doyma noktası ne? İçindeki hangi mekanizma ona şiirin artık nihayete erdiğini söylemiş oluyor? Nihayete erdiği andan itibaren şairin ruh sağlığında ne oluyor? Onu şiire götüren şeyleri biraz önce konuştuk ama gittiğinde ne oluyor acaba mesela? Yazdım. Batuhan bitirdi şiiri, ne oldu? Yani bu biliyor muyuz? Bilmemiz gerekiyor mu ayrıca? Bilebilir miyiz gibi bir sürü soruyu da yanına koyabiliriz. Belki acaba bunların tutma ve bırakmaya dayalı bir takım anal meselelerle ilgisi olabilir mi? Tutmanın da hazı, bırakmanın da hazı ile bir ilişkisi olabilir mi? Biten şiire ne olur şairden bağımsız olarak? Bu şiir yayınlanır mı? Yayınlanmayan şiirler ne olur? Yayınlanırsa bir şiir artık ne olur? Bazı şeyler var ki, şiir demeyeyim ama bazı metinler var ki bunların yayınlanması ve bizim bunlardan haberdar olmamız biliyorsunuz tamamen tesadüf. Yani Kafka, Max Brod'a diyor ki sakın ha bir cümlemi bile Max Brod arkadaşlığına ihanet ettiği için biz Kafka'yı biliyoruz bugün. Yani eğer etmeseydi Kafka gibi bir insanı bilmiyor olacaktı. Dolayısıyla Kafka için mesela acaba yazdıkları neydi? Şiir gibi düşünüyorum çünkü çok şair yani bence Kafka. Herkese. Yayınlanmışsa buna sanat eserinin serbest kalması diyelim. Yayınlandıktan sonra acaba şiirin akıbetiyle şairin ilişkisi nasıl olur? Beni burada arama anne. Değil mi? Nevzat'ın şiiri, Nevzat Çelik, kapıda adını sorma, saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne. İdam olmasına ramak kala bir insan yazıyor. Asılacak bu insan. Cezaevi şiiri. Bunlar da cezaevi şiiri. Sonra biz belki bir türkü vardı. Beni burada... Ne oluyor mesela? Onunla karşılaştığında Nevzat ne oluyor acaba? Sadece merak bunlar. Bir yeri varmak için şey değil ama düşündüğüm şeyler. Acaba sanatçı için, şair için kendi şiirinin yankısı önemli mi mesela? Çünkü yankılanmakla ilgili bir ihtiyaç da var orada. Temel ihtiyaçlardan birinin bu olduğunu biliyoruz yani. Çünkü insan varlığının var olmasının tek başına hiçbir anlamı yok. Varlık ancak bir öteki tarafından yankılanırsa vardır dünyada. Dolayısıyla onun da arkaik yankılanma ihtiyaçları bu şiirin içine gömülü mü? Yayınlandığında bambaşka yankılar aldığında ne oluyor? Il Postino diye bir film vardı. Belki izleyenleriniz olmuştur.
Pablo Neruda'nın sürgünlük dönemini anlatır bu. Yani bir İtalya'da küçücük bir kasabada, köyde hatta geçer. Kasabada da bir tane kasabanın tavernası var zaten, bir tane var. Orada da bir tane, orayı işleten bir kadın var, hoş da bir kadın. Bir de postacımız var. Yanık kıza. Ama bilemiyor nasıl gideceğini ona. Pablo Neruda'nın şair olduğunu çözüyor konuşmalarla birlikte. Bir zaman sonra postaları o getiriyor bu arada, yurt dışından gelen postaları. Neruda'nın dışarıya gönderdiği şiirleri, o dönemin şiirlerini postacı taşıyor. Buna uyuyor ve şiiri açıyor. Kıza okuyor. Tavlıyor. Neruda diyor ki, nasıl yaparsın bunu? Sen ne hakla benim mektuplarımı açar ve şiirlerimi? Ve diyor ki postacı, şiir onu yazana değil, ihtiyacı olana aittir. Şimdi başka bir şey oldu, değil mi? Acaba bunlar mesela şairin ruhsallığında bütün öbür meselelerle birlikte nasıl duruyor? Dediğimiz gibi varlık, duygular, düşünceler ancak başka bir tarafından duyulur, düşünülür, tutulur, kucaklanır ve bize geri yansıtılırsa anlamlı oluyor. Yani yankısını bulmuş olduğu için. Anlam her zaman ilişkisel ve bir yankı içinde yuvalanan bir şey. Şimdi son olarak belki bir miktar felsefeye girmeyeceğim ama felsefi açıdan şiire bir şey söylenebilir mi? Şöyle bir şey söylenebilir. Felsefe insanların dünyayı sistemli bir şekilde araştırma faaliyetlerinin ilki bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Bizim topraklarımız da, geri alıyorum, Anadolu toprakları da bunun beşiği, İonya. Felsefenin doğuşu diyelim yani. En baştan itibaren neredeyse felsefe yüzyıllar boyu tarihsel olarak, çok kabalaştırarak söylüyorum, İki şeyle anlamaya çalışıyor dünyayı. Dünyayı anlamaya çalışmam, kendimi anlamaya çalışmam zaten. Bunlardan bir tanesi, rasyonalizm diyeceğim kabaca. Yani ben bir takım yordamalar vasıtasıyla dünyayı anlayabilirim. Aklım yoluyla. Diğeri de empirisizm, duyumculuk, tecrübe etmek dediğimiz şey. Yani nesnelerle bir tecrübe ilişkisi içerisinde ancak nesne bana kendisini, dünya kendisini bana sunarsam. Bu bölmenin kendisi zaten çok anlamlı değil ama felsefe tarihi kabaca hep bu iki yöne doğru gidiyor. Empirist misin, rasyonist misin? Bunların arasında ama bu kadar kolay şeyler yapmak da, ayrımlar yapmak böyle çalışıyor olmalarına rağmen o kadar da kolay değil. Çünkü özne ney, nesne ney, bunları tanımlamak bir açıdan da çok zor. Yani mesela diyelim ki bu Fichte'nin örneği, işte duvara bakan bir insan, değil mi? Özne ile nesne belli mi? Belli. Özne benim, duvara bakan kişi. Nesne? Duvar. Peki şimdi ben duvara bakan bir adamı düşünen bir adam olayım. Nesne ne oldu şimdi? Öznenin zihninde var. En başta belliydi ama nesnenin yeri. Üzerine bir kat daha koyabilirim. Duvara bakan bir adamı düşünen adamı düşünen adam dediğimde de bambaşka bir yere gidiyor. Bu tecrübe mi edeceğiz? Gerçeklik kendisini bize sunacak mı? Yoksa biz onu yoğurlayarak ilerleyebilir miyiz? Bunun bilgisini çok kabalaştırarak söylüyorum. Yani bu kadar kaba değil hakikaten bu felsefe tarih hikayesi bir şey ama burada üçüncü bir yer daha var. Şiir üzerine konuşan felsefeciler de var. Çoğu zaten ilgileniyorlar ama mesela Heidegger'in söylediği bir şey var. Heidegger diyor ki, bir de ne tecrübenin ne de yordamanın olmadığı, belki bunlardan farklı bir yerlerden gelen başka bir ses daha olabilir. Bu da mecaz. Mecazlar ne tecrübede ne akılda bu kadar vardırlar. Sanki geliverirler bir şeyi tariflerken. O zaman aslında aklın ve tecrübenin dışında kalan belki bir şeyden konuşuyoruz. Heidegger'in cümlesi tam böyle değil ama ben böyle revize edeceğim şimdi onu. Belki böyle bir yerden konuşuyoruz. Bunu dediğimiz andan itibaren aslında şimdi psikanalizin tanıdığı bir alana geçmiş olduk biz. Ne tecrübe ne akıl tek başına. Hatta bunlar dahil ama bunların da dışında olan
bir yerden geliyor olabilir. Çünkü bizim için birçok şey zaten duyarken, yani psikanalitik dinlemeyi, bir mecazlı dinleme. Benim verdiğim bir örnek, seansa giriyor ve telefonumun şarjı bitmek üzere, burada takabilir miyim? Ne dedi şimdi bana? Burayla ilgili bir şey söyledi. Yani düzle, literalde alabilirim. Gerçekten telefonun şarjı bitiyor. Tamam. Ama bu yor diyebilirim ya da o da tecrübe ediyor o arada. Ama değil de ben mecaz duydum orada. Telefonun şarjı bitiyor. Acaba burada connect edebilir mi onu? Bağlayabilir mi? Doldurabilir mi? Değil mi? Bizim bir mecazlı dinleme faaliyeti zaten bizim işimize sanki teğellenmiş. Belki nakş olmuş bir şey. O yüzden Heidegger'in şiirle ilgili belki felsefe tarihi açısından söyleyeyim. Bunu belki bir mecaz olarak düşünürüz. Belki başka bir alandan gelişinden bahsetmesi önemli bir şey. İnsan canlısı, şimdi felsefi olarak insandan bahsediyorum ama dediğim gibi türle tekin hikayesi sıklıkla birbirine paralel olduğu için birlikte düşünebiliriz. İnsan varlığı dünyaya düştüğü andan itibaren, yani Heidegger'in söylediği anlamda fırlatılmış olduğu andan itibaren, bu da aslında çok tabi şey, yani Tevrat'a ait bir mecaz, düşmek, fırlatılmak değil mi? Biz cennetten mancınıkla atıldık, tırnak içinde söylüyorum. Tekliğinden giderse eğer. Ya da düştük, cennetten aşağı düştük. Cennette, Eden bahçesi diye tam olarak cennet dediğimiz. Dolayısıyla insan daha düştüğü andan itibaren düşlemeye başlayan bir şey. Düştüğü yeri düşlemeye başlayan bir şey değil mi? Hep cennete gitmeye çalışıyor. Birçok dinin pratiği bunun üzerine. Öyle yapmıyorsa altın çağa geri dönmek istiyor tarihte. Hacı Bektaş Veli kurtlarla kuzuların yan yana oturduğu o yere gitmek istiyor. Yani içindeki bütün gerilimlerin, birbirine saldıran bütün dürtülerin yatıştığı, sustuğu, bu kuramsal olarak bizim tanıdığımız bir yer. Psikanalizde. Neresi bu? Bu, buna dönüşmek. Hiçbir gerilim yok şu masada. Yani onun taşıdığı bir takım fizik gerilimlerini dışarı bırakırsak. Hiçbir gerilimin olmadığı bir yere dönmek. Narahminde gerilim var bence ama biz bir gerilimsizlik hali alıyoruz ve bu bir ebedilik hali aynı zamanda. Yani hep oraya doğru, o sonsuza doğru, o düştüğümüz yere doğru gitmeye dair bir çaba var sanki insanın içerisinde. Bu yedik cennete ulaşmak için elinde ne varsa kullanıyor insan canlısı. Ama düşlemek bir açıdan da tabii pasif bir faaliyet. Yani bir açıdan pasif bir faaliyet. Bu tarih boyunca düşlemenin yanına gelen bir takım şeyler de var. Yaratıcılık gibi, oyun oynamak gibi. Çünkü neden bunlarla birlikte düşünüyoruz? Yaratıcılık dediğimiz mefhum sadece analitik olarak değil, evrimsel açıdan insana kayıtlı bir faaliyet. Yani yaratıcılık insan doğasında olan bir faaliyet. Yani mimetik, taklit mesela. İnsanın doğayı taklit ediyor. Bugün yaptığımız şey de o. Çoğunlukla doğadaki şeyleri taklit etmek. Çünkü hayatın getirdiği şeylerle evrimsel adaptasyon sırasında bu türün sağ kalması için yaratması gerekiyor sürekli. Yaratamazsa o da adaptasyonda kaybeder ve çıkmaz sokağa gider evrimde. Büyük zihinsel devrimler yaşıyor. Yani mamutu avlamak için taşı yontuyor, mızrak ucu yapıyor. Ama sonra bir gün bir taşa bakıyor, taşın içindeki aleti düşünüyor. Yaratıcılık sahnesi o. Evrimsel açıdan sıçrıyor zihin. Diyor ki ben bunun içinden, yani yerde bulduğum taşı kırmam gerekmiyor. Bunun içinden yontabilirim dediği an bir şey oluyor. Bunu bulmak zorunda, bu yaratıcılık bize kayıtlı bir şey. Çünkü bu tür başka türlü var olamaz, diğer türler gibi. Bizim hani ara formlar dediğimiz formlar gibi insan türü de aksi takdirde bugün bildiğimiz insan türü de belki yok olacaktı ya da onlar bizim altımıza hazırladılar. Yaratmak zorundayız çünkü bu dünyanın deliliğiyle başka türlü başa çıkmamız imkansız. Ve her yaratma eylemi şiir gibi bence aynı zamanda bir büyüleme eylemi. Sonra büyü bozumuna mutlaka uğrayacak yapıp etmelerimiz. Tekrar bir büyüleme işine başlayacağız dünyayla ilgili ama
bu kaçınılmaz şeyi, yani sahilde yazı yazmayı, onu büyüleme işini devam ettirmemiz gerekecek. Son olarak söyleyeceğim şey, bu büyü olmadan diyeceğim, yani bizim dünya büyüleme faaliyeti dediğim şey olmadan bizim yola devam edip edemeyeceğimiz diye. Gerçek çok çıplak bir şey tek başına. Yani hiçbirimiz için hikayenin sonu tuhaf bir şekilde sürpriz değil. Dünyadaki varoluşumuza dair. Yani hepimiz gayet sürprizsiz bir sona doğru ilerliyoruz. Ama Allah'tan ki sondan gelerek düşünmediğimiz için bu arayı ve çok ızdıraplı olan, en başından itibaren ızdıraplı olan bu arayı aynı zamanda keyifle de, aynı zamanda hazla da, aynı zamanda büyüyle de doldurarak çok hakiki, çok gerçek, çok iyi gelen, yaratıcı, dayanışmacı, güzel, estetik bir sürü şey üretebiliyoruz. Bunları üretmemizin tek koşulu bence bu. Bu faaliyet olmadan, yani estetik, sanat, şiir, edebiyat, ne dersek diyelim artık, bence bunların hepsi o insan sıkışmışlığına dair arayışlar. İnsan aklı böyle bir var olmanın yükünü ila nihayet taşıyabilecek bir kudrete sahip değil. Yani taş olsa bunun karşısında çatlar. Dolayısıyla hep bir büyü, yani hep bir yanılsama üretmek zorundayız biz. Doğamız bu. Yola öyle çıktık, yanılsamayla var olabileceğimize inandık. Bunu hayatın çeşitli veçhelerinde farklı farklı yöntemlerle sürdürmeye devam ediyoruz. Benim hasreten çalışmayı sevdiğim adamın dediğim filozof Levinas, Emmanuel Levinas. Levinas, başkanın filozofu dediğimiz şey, sıfır diyalektik. Ötekini anlamakla ilgili bütün çabalardan kaçınmayı neredeyse vaaz eden, anlamanın bir yutma eylemine dönüşeceğini, zihnimizdeki temsile o muamelesi yapmaya başlayacağımızı söyleyen birisi. Çok kabaca bir şey söyleyeyim, bu kadar değil. Levinas, belki bütün felsefeciler içerisinde, bence Batuhan beni o yüzden çağırdı. Levinas, bütün felsefeciler içerisinde dümdüz yazmayan tek felsefecidir. Bazen başı nerede, soru nerede kaybedersiniz. Dili çok şairanedir. O kadar şairanedir ki ilerleyemezsiniz Levinas okurken bazen. Yani şu kadar bir risalesini alırsınız, ben size söyleyeyim, aylar sürebilir okumanız. Öyle bir mecazlı cümleyle konuşur ki size, insana dair. Levinas'ın bir tane derdi var. Levinas diyor ki, dünyada yapılabilecek tek bir felsefe vardır, o da etiktir. İnsanın zamanı da, ötekini de, kendini de açan tek şey etiktir. Ancak etikleşirseniz zaman açılır. Yani psikanalitik olarak zaman ne zaman açılır mesela, bu da başka bir soru. Esas olarak Ödip'le sanırım bence, gerçek anlamda literal zamanla girişimiz. Yani hisse senedi yatırımı yapmayı öğreniyoruz. Şimdi beklet, 6 sene sonra çok para yapacak bunlar. Sen şimdi bu ensest arzularını geri çek, söz ileride bu ebeveynden izler taşıyan birisi karşına çıkacak. Bak, yemin billah, pazarlıkçı, paternal, değil mi? Çocuğa beklemeyi açan, zamanı açan bir şey. Levinas'ın da şiirle ilgili bir fikri var. Şiirden haz etmeyen filozof Platon, yani kopyacıların kopyacıları diyor. Elinde olsa şiirleri sitelerden, şairleri sitelerden sürmek isteyen birisi. O hiç haz etmiyor. Kendi kurgusu içerisinde de anlamlı bir şey. Levinas şöyle, ötekini şöyle tanımlıyor. İnsan varlığının en büyük sorunu olma imkanlarının sonsuzluğudur. Bu sonsuzluk beni bunaltır. Ve ben kaçamayacağım bir şekilde kendime zincirlenmişimdir. Kendime olan bu esaretimin yükünü taşıyamadığım için bir başkasına yönelirim. Yani var olmamı bir borç olarak ötekine devrederim, ötekini de üstlenirim. Bu andan itibaren
karşılıklı bir var olma biçimi başlar. Levinas diyor ki, içinde ötekinin üstlenilmediği hiçbir eylem aslında gerçek anlamda etikleşmiş bir şey değildir. Sadece kendisinin ego sferi olarak tanımladığı, yani anonim bir varlık olmaktan çıkıp ben diyen bir varlığa dönüşmüş ama ben diyen bir varlıktan öteye geçememiş olanın durduğu yer, şairin durduğu yerdir der. Çünkü o kendi derdini anlatır ama şiirin içinde gidip bir ötekini üstlenmekle ilgili bir derdi almıyorsa bunu bir kaçış olarak yorumlar Levinas. Heyhat, bu kaçışın kendisi de paradoksu olarak etiği getirecektir. Çünkü insanın derdi zaten kendinden kaçmak olduğu için kendinden kaçma eylemi onu biriyle, şaire okurla belki buluşturacaktır gibi düşünebiliriz. Şimdi bütün bu şeyler içerisinde Levinas'a biraz şey vereyim çünkü baş başa büyük bir konu. Benim bunları ilk şey yaptığımda aklıma gelen birkaç tane şiir kuplesi var. Onları okuyarak bitireceğim. Bunlardan bir tanesi bana göre tam karşılığı, benim anlatmak istediğim şeyin tam karşılığı diye düşündüm. İsmet Özel'in çok uzunca bir şiirinden, Şivekar'ın Çıktığıdır isimli bir şiirinden bir kısım. Diyor ki Özel, benim elbet bir bildiğim var. Hayat saçma sapandır. Üstüme saçmalı tüfeğiyle ateş açtı hayat. Yaydım ateş bombardıman güldürücü gaz. Şairsin, arkanı dönme. Neyin varsa sen de fırlat. Hiç yoksa şu inkisarı kağıda geçir, sonuna kadar yaz. Nasıl olsa çıkaramazsın saçmayı etinden. İnkisar güceniklik. Burada konuştuğumuz her şey bence bu. Etimizden asla çıkaramayacağımız bir şey olmasına rağmen ve hayat bize her şeyiyle bir saldırıya geçmiş olmasına rağmen bizim de ona söyleyecek, yanıt verecek, kendi gücenikliğimizle, kendi yaramız, kendi olmamız, kendi ağzımız, kendi keyfimizle ilgili fırlatabileceğimiz bir şeyler var. Bence bu böyle. İkincisi, Can Yücel çok güzel bir insandı. Onun Güzel'e şiirinden bitiş dizesi ve anladım ki bir daha düşünde bile göremez işler, düşlerin gördüğü işleri. Değil mi? Aynı şey, ruhsallıkla ilgili çok önemli bir malzemeyi anlatıyor. Bir başkası yine çok uzun bir şiirden bir parça. O da hani psikanaliz var diye aklıma ilk o geldi. Çünkü doğrudan Freud'un ismini zikrettiği için. Melih Cevdet Anday'ın Göçebe Deniz'in Üzerinde isimli şiirinden. Bunu da pekala biraz önce konuştuklarımızla birlikte düşünebiliriz. Bakım verenlerdeki ilişkisindeki bütün bu var olmaları ilgili. Ve ben sana göçüyorum. An an göçüp dönüyorum titreşim gibi. Arıyorum dudaklarının taşını. Arıyorum yağmurla yazdığım adını. Bir yok oluyorsun sen. Kendi vadenin yarıklarında. Bir fışkırıyorsun. Yok olan vadenin üstüne. Kaç kez itiyorum ben kendimi kendime. İşte hepsi bu. Ne eski ne yeni. Yazdığımızın en saydam dakikası sanki. Freud bir ağacın bilinçaltına oturmuş, toprağın düşlerini karıştırıyor. Son olarak da Ahmet Hamdi Tanpınar, işte saatleri ayarlama enstitüsü belki hepimizin bildiği. Bence işte rüyalar konusunda da böyle çok hani kendisinin özel şeyi, oradaki karakterlerini de bunları bir miktar zaten konuşturuyor saatleri ayarlama üstünde. Onun eşit yine uzun bir şiirinden bir parça. Bütün ayrılıklar hepsi orada. Bu çıplak, ümitsiz ve saf doğada ve bir kadın beyaz, sakin, büyülü, göğsünde kanayan bir zaman gülü, mahzun bakışlarla dinler derinde, olup olmamanın eşitlerinde diye bir şiiri. Bence bu şiirler sanki iyi ki bu dünyaya gelmiş dediğimiz insan canlısının, yani bizlerin kendimizin iyi ki gelmişiz. Acısıyla, tatlısıyla, hüsranıyla, keyfiyle ama maalesef bir yarayla onunla çeşitli vesilelerle çalışabilir, anlamlandırabilir, onarabiliriz. Ama hep kalacak bir
insan olmanın payıyla ve bu tek bir bedenin içerisine iki doğayı maalesef yerleştirmek zorunda olmanın getirdiği hatırladığınız, hatırlamadığınız, hatırlayıp aysak bile, işleri çözsek bile ne demekse bilmiyorum. Ben yani öyle kendim bakmıyorum da ama öyle diyeyim. Ama sonunda bir yerlerde o homoestazın yine bozulacağı, bu gerilimin tekrar en baştan başlayacağı upuzun bir yolculuk bu ve yani bu yolculukta dünyayı temaşa ederken, onu seyrederken belki Freud'un sezgisi olarak mitolojide, edebiyatta, şiirde bulduğu şey buydu. İnsan olmanın, bütün ağırlığıyla insan olmanın malzemesinin, kıymetli bir takım nüvelerini o da onların içerisinde gördü ve bu değeri de teslim etti. İyi ki varlar, iyi ki sanat, edebiyat diye bir şey var çünkü estetik insanı sakinleştirir, bu böyle. Benim ilk elden, bunlar çağrışımsal, çoğu bir yeri varmak, bir cevap bulmak, bir şeyi anlatmak değildi ama şimdi bu budur demek de değildi ama bütün bunlar bana bunları çağrıştırdı. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ara verelim mi yoksa doktan devam edelim mi diye. Siz bir şey mi sormak istiyorsunuz? Belki sona kalsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Dediler ki ikinci ve üçüncü konuşma arasında ara vermeyin, insanlar kaçıp gidiyor. tekrardan hoş geldiniz. Şimdi başlamadan evvel bir harita sunmak isterim. Sorduğum soru belli aslında. Özdemir Asaf'ın şiiri aşk mı, ikizlik mi? Hangisi ile alakalı? İlk önce Özdemir Asaf'ın ve ikizinin doğumuyla başlayacağım onun hikayesiyle. Sonrasında birazcık ikizliğe yolun uzun olduğu bir istikamette gidip en sonunda Özdemir Asaf'ın şiirine doğru döneceğim. Okuyacağım metin bir sayfalık, bir buçuk sayfalık kısım. Kırılmadık bir şey kalmadı adlı kitabından. Aslında burada toplu şiirlerin ve düz yazıların olduğu bir derlemeden okuyacağım. Delta yayınlarının. Şöyle başlıyor Özdemir Asaf. Benim yaşamımda yıllarımı darmadağın eden olay ev olayıdır. Başlıyorum. Diyorum. Yıl 1923, yer Ankara. Hacı Bayram'da resimleri eski kitaplardan kalacak kafesli cumbalı evlerden biri. Sokağımızın ucundaki mescitte boyasız, kararmış, yanmış tahtalı. Bizim evin bahçesi arkada, avlu biçiminde, önden bahçelerde de sokağımızda vardı. Bizim bahçeyi yıllar sonra görmeye gittiğimde adımlarından korktum. Birden kendimi dev sanmıştım. Bir taş atmıştım da köşede duran hani altı sepetli yeşil su damacanaları vardı ya, onu kırmıştım. Evin o yedek su damacanasından yayılan sular bahçeyi doldurmaya başlarken yiyeceğim dayaktan çok boğulacağımdan korktuğumu daha unutmuş değilim. Ben 11 Haziran, burayı nokta nokta boş bırakıyor. Ben 11 Haziran günü sabahleyin gene nokta nokta saatinde doğmuşum. Babam Mehmet Asaf, annem Hamdi'ye gibi doğum çocuk falan diye düşünmüşler. Teyzem Zahide ve anneannem Şansımentli. Nereden düşünsünler ki ebeğinin bir çocuk daha var demesiyle beliren şaşkın sevinç. Ebeğinin o hiç sevinmemiş, korkmuş. O zamanların kendi kendine doğamayan çocuktan başka bir yardım ve bir gücü olmayan ebesi korkmasından aldı. Biraz beklemişler, biraz daha bir çocuk var, gelmedi. Özdemir Asaf doğuyor, içeride biri daha var gibi bir
Mizansenist. Benim o saatlerimi tam tamına hatırlayan kimse yok. Tüm hazırlıklar bir çocuk için tek yatak, tek yorgan, tek numara. Yıl 1923, yer Ankara, Cumhuriyet'in ilanına 4,5 ay var. Doktor aramak nerede, bulmak nerede? Ama durum doğrultulamayan bir çocuk doğum üstünde bir ana. 11 Haziran gününün geçtiğini söylemeliyim, 12 Haziran gününün başladığını söylemeliyim, öyle olduğunu, öyle vaktinin geçtiğini söylemeliyim. Çocuğun kurtulmasını, ananın kurtulmasını. Sorusu babama soruluyor, karar ananın kurtulması. Ankara'da tek bir forceps var. Forceps, çocukları doğurtmak aracı. O bulunacak, gelecek, iş doktor işi. Doktor hastanesinden istediği forceps'i bekliyor. Çocuğu anayı zehirlememesi için rahimde başını darbeleyerek diyor burada gelin. Boşluk bırakıyor, anlamışsınızdır diyor özetlerse. Forceps'i getiren sokağın başından çantayla görülmüştür. Saat öğleden sonra 3. Ben doğru 32 saat olmuş. Kapı açılıyor. İnanamayacağım kadar bir zaman aralığında doktor doğum oluyor diye bağırıyor. Evi düşünün. Forceps çantası odadan yere konduğu an kardeşim doktorun elindedir. Sağdır, yüzü kanlar içerisindedir. Anam kurtulmuştur. Babam hiç kimsenin anlatıp anlayamayacağı bir ruhtadır. O geciken güzel çanta, o eski araçsız güzel Ankara ve o güzel çaresizlik. Ben normal biçimimle doğmuşum. İkizlik gelin diyorlar. Kardeşim rahim içinde dönmüş. Boynu içeride biraz büküldüğünden sağ yanağına dönük rahim ağzında kalmış. Doktor hafifçe beynine dokunurum, anının zehirlenmesini önlerim derken forceps ile almayı düşünmüş. Doktorun darbeleri kız kardeşim sağ kulağının altını yaralamış, kanatmış. Akan kanların sıcaklığından rahimde olan bir yumuşama ile doğum sağlamış. Kız kardeşimin doğum çığlıklarını anneanneme kim bilir kaç kez anlattırmışımdır. Derhal beyaz, bembeyaz pamuklar, acele hazırlanmış yataklar, yorganlar, kundaklar ve bizler için tam kaybolacakken belirlen mutluluk. Şimdi bu hikayeyi okuduğum çok etkilenmişti, çok etkileyici bir hikaye. 1923 yani daha dün gibi aslında hani birkaç yüzyıl öncesinde nasıl oluyor bu işler diye düşündüren bir hikaye. Şimdi dediğim gibi bu kırılmadık bir şey kalmadı adlı kitapta var. Özlem Asaf'ın hakkındaki ve şiirinin hakkındaki incelemelerde şunu görüyoruz. Yok tezde baktığınızda falan da görülür. Özlem Asaf sürekli birine konuşur böyle. Sen dediği birine konuşur. Kendi tabiriyle kelimelerle ona uzanır. Ve bu uzanmayı, bu sen dediği kişiyle konuşmasına edebiyatçılar ikinci kişi problemi adı vermişler. Başlangıç noktam burasıydı aslında. Özdemir Asaf'ın şiirinde bir ikinci kişi problemi var ve bununla da sen. Hatta bir tane şiir kitabı var, adı Sen, Sen, Sen diye üçe ayrılıyor bu kitap. İlk bölümün adı Sen, 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 ikincisi Sen, Sen, üçüncüsü de Sen, Sen, en sonuncusunun sesi büyük. Şimdi geçtiğimiz ay Özdemir Asaf'ın doğumunun 100. yılı için Kitaplık Dergisi'nde bir tane sayı çıkartıldı onun için. Hala bu ikinci kişi probleminin kim olduğu hakkında böyle sorular var. Ben şimdi aydınlanacağını düşünüyorum. Gerçekten yani bu ikinci kişi kim? Bunu soruyorlar 100 yıl sonra. Şimdi bütünüyle bildiğimi söylemeyeceğim ama şimdi. Ama en azından aşikar biçimde bunun kendisine de soruluyor bu arada. Yaşadığı dönemde deniyor ki bu ikinci kişi ki sürekli konuştuğunuz, ona hem ondan ayrışmaya çalıştığınız hem de onunla sürekli kol kola olduğunuz kişi ki. Özlem Asaf'ta tabii ki ailesinden, ikisinden bahsediyor. Şimdi bunlar burada kalsın. Ben ikizliğe dair çalışırken en ısrarla ve inatla söylediğim bir tabir var. O da
tek başına doğanların dünyası. Tek başına doğanların dünyası bana kalırsa ikizliğin bazı tecrübelerini ıskalıyor. Ve herkesin tek başına doğduğunu sanan bu mevcut düzen Özdemir Asaf'ta en fazla bir aşk görüyor. Yani Özdemir Asaf deyince aşk şairi deniyor. Bana kalırsa ikizlik ve ikizler bu noktada bir azınlık konumunda. Benim niyetim de aslında bunu pek çok çalışmada söylüyor. Biraz onlara hamilik etmek, abilik etmek, korumak, kollamak gibi bir şeyim var. Böyle. Şimdi Özdemir Asaf'ın şiirinde bir aşk var ama bir başka katmanda bir ikizlik hikayesi var. Bunu söylemek gerekir. En baştaki alıntıya geri döneceğim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm hazırlıklar tek bir çocuk için. Tek yatak, tek bir. Bu ne demek acaba? Bu çok önemli bir hikayeyi beraberinde getiriyor. Şimdi Aristoteles'in Pars of Animals diye böyle hayvanların, insanların anatomisini karşılaştırdığı bir çalışması var. Fil de var, aslan da var, pek çok hayvan var. Şimdi şu konuda hemfikiriz. İnsanın doğumu tek bir kişi üzerinden düşünülür. Ve aynı vakitte doğan benzer yavrular artarsa ikizleriz, üçüzleriz, dördüzleriz, beşizleriz. Ama bir başka aşamada, bir başka sayfada şunu görüyoruz. Önemli olan burada sayı değil, aynılık. Yani bir kedi dört tane yavrusu olduğunda onlara dördüz demiyoruz. Ancak tıpatıp benzer olduğunda onlara ikiz, üçüz, dördüz diyoruz. Şimdi burada bahsetmeye çalıştığım şey tüm hazırlıkları tek kişi için alması. Yani soyut ve somut anlamda. Hazırlık çocuğun geldiği yeri Oktay Bey çok güzel tarif etti. Geldiği yeri aynı zamanda ayrışabilmek için kullanmasıyla ilişkili. Yani gelen çocuğa hazırlık sadece onu orada tutmaya, kapsamaya, onu orada iyi hissetmesine, ağladığında duyulmasına yaramaz. Aynı zamanda onu oradan ayrılabilmesinin de koşulu. Çünkü bu çocuk sonrasında bu yapılan edilen şeyi kendi içinde, kendi başına yapabilecek. Ama bunun içinde ön koşul, dediğim gibi ona kontenjan açılması gerekiyor. Şimdi slide'da gördüğünüz bu kitap, en azından bu sayfası önemli diye buraya ekledim. Çok ilginç bir kitap. Dördüncü bölümden bahsediyor. Aristoteles burada hayvanların memelerini ve hayvanlık neden hayvan X hayvandaki memenin neden o konumda olduğunu tartışıyor. Ve neden değiştiğini söylüyor. Şimdi insanların ve diğer canlıların bedenlerindeki memenin konumunu tarih eden sebepleri açıklıyor açıkçası. Şimdi mesela diyor ki bu hayvanda böyle değil çünkü hareket imkanının kısıtlanması söz konusu. Bu hayvanda memesi burada değil çünkü yürürken zaten değil mi? Hareketi kısıtlayan bir şey esasında meme. Büyüdükçe hareketi kısıtlıyor. Ve şöyle teyit ediyor. Filden bahsederken. Bu hayvanın ikiden fazla memesi yok çünkü doğumda tek bir yavru bekleniyor. Bu çok ilginç bir söz aslında. Şimdi insanı düşünürsek, insanın iki memesi var, doğumda beklenen tek çocuk, ikiye. Buna one half rule deniyor. Bir bölü iki kuralı. Yani buraya şuradan gelmiş, neden anne bu kadar çaresiz hissediyor, neden bu beklenmedik gelen bu şey, neden bir Dorothy Burlington bir şey diyor, aile için bir sarsıntıdır yani ikiz çocuk diyor. Ama insan bedeninde aslında üç memeli insanlar var. Şimdi şöyle bir şey var. Milk line, süt hattı denen bir şey var insanın bedeninde. Aksesuar meme tabiriyle de geçiyor. Yani şu hat aslında bir meme hattı. Üçüncü ya da daha fazla meme olan insanların bu hat üzerinde memesi oluyor.
Ama bu yapı süt üretmiyor, sadece bir aksesuar adı üstünde. Şimdi bunu bir parantez olarak aktardım. Bu metinde dediğim gibi Aristoteles memesi ikiden fazla değil çünkü yalnızca tek bir yavruya sahip bir fil üzerinde düşündük. Ve sonrasındaki literatürde görüyoruz ki hayvan araştırmacıları bu düşünceyi bir kural olarak belirliyor. Ve hayvan araştırmaları arttıktan sonra mesela Nate Morat diye bir deney faresi grubu var. Bu fareler sosyal işlevleri yüksek fareler. Ve görülüyor ki bu fareler aslında sütü yetersiz olduğunu birbirleri paylaşıyor. Bu One Half Rule'un güvenilirliğinin azalması bu deneyler oluyor ama şimdi şöyle bir şey var, bir annenin anneliğini paylaşması sıkıntılı bir şey, yani çok kolay bir şey değil esası. Bu böyle olsa bile ikizlerin hikayesi neden acaba hep bir ailedeki çaresizlikle başlıyor diye ilerliyor çalışmalar. Herhalde bir yandan o yüzden memeden ve onun yetmemesinden bahsediyoruz. İkiz doğurmak diye bir deyim var. Bir işte çok sıkıntı çekmek. Dediğim gibi fareler sütünü paylaşıyor ama bir annenin anneliğini paylaşması feci bir şey. Şimdi burada ben çalışırken genelde sadece insanların hikayesine değil, diğer canlıların hikayesine de bakmayı seviyorum. Doğum çaresizlik ve meme ve süt dedik. Dediğim gibi Dorothy Burbank'ın çok önemli çalışmalar yapıyor. İlk kuşak psikanalistlerden biri, Anna Freud ile çalışma arkadaşı ve aynı zamanda sevgililer. Ve bir yuva kuruyor. Savaş zamanında, 1950'lerde bir yuva kuruyor. Şu anda o yuvalar Anna Freud Center olarak işlev görüyor. Bir sosyal hizmet çalışması aslında. Babası savaşa giden çocuklar ya da annesi tarafından tam olarak bakılamayan çocuklar var burada. Türkçe'ye çevrilmiş bir makalesi var. Felsefe Sanat Psikolojisi'nin dergilerinin birinde var. İkizlerin birbiriyle ilişkisi diye bir makale. Oradan görebilirsiniz. Bu yuvada ikiz çocuklar var. Üç çift ya da dört çift çocuklar var. Şimdi buradaki annenin söylediğini okuyabiliriz. Anne aslında ev içerisinde hem desteğin olmadığını söylüyor, hem de bu gelen ikiz çocukların aile içerisinde nasıl bir sarsıntı yarattığını söylüyor. Bu anne normalde orta gelirli bir aile, detayları veriliyor. Ama ikiz çocuklardan sonra tırnak içerisinde alt gelirli ailelerin olduğu bir doğumhanede doğum yapmak durumunda kalıyor. Ama şimdi bu ekonomiyi sadece böyle somut anlamda bir ekonomi olarak para anlamında düşünmemek lazım. Bu aynı zamanda bir ruhsal sermaye. Freud zaten ruhsal işletme diyor Espriler kitabında. Her iki anlamda bir sermayeden bahsediyoruz. Şempanzelere baktığımızda da çok ilginç. Mesela YouTube'da videolarını izlerseniz görürsünüz. Bir şempanze gerçekten tepesinde iki tane çocukla ağaca çıkıyor. Ya da doğduğunda yaşadığını bildiğimiz ilk şempanze 1950-60'larda Jane Goodall çok endişeleniyor. Bir şempanze ikiz doğurduğunda diyor, nasıl yaşayacaklarını tahmin edemiyorum diyor. O kendi koşullarını. Mektuplarında var bu. Sevgili Melisa diyor, ne korkunç bir problem bu. Ve hayatta kalabileceklerine dair büyük şüpheleri var. Ve çok büyüleyici bir tecrübe olarak aktarıyor. Çünkü bu önemli çünkü primatologlar aynı zamanda insan ikizlerin bazı hikayeleri tekrar ettiğini söylüyor şempanzeler. Mesela doğduğundaki dezavantajlı durumlar.
İkizlerin çoğu 7 aylık, en iyi ihtimalle 7-7,5 aylık doğdu. Bu ne demek? Aynı zamanda doğduğunda yoğun bir bakıma ihtiyaç duyması demek. Ama bu yoğun bakıma ihtiyaç duyması çarpı 2. Dolayısıyla gerçekten büyük bir çaresizlikten bahsediyoruz. Annenin dikkatini paylaştırmaktaki güçlü fiziksel ağırlık ya da gerçekten ikizlerin birbirlerini karşılaştırılması, hem karıştırılması hem karşılaştırılması, öyle söyleyebiliriz. Mesela pek çok ailenin ikiz çocuklarını birbirine karıştırdığını da görürüz. Çift yumurta ikizi olmasına rağmen bir insanın ikizinin olduğunu bilinmesi bir kafa karışıklığı doğuruyor. Bana kalırsa bu çaresizlik vurgusunu neden yapıyor? Çünkü ötekinde de bir çaresizlik hissettiriyor. Bu kim ya? Hangisi? Bu hangisi? Kime yatırım yapacağım? Çok önemli bir soru. İki kişi varsa kime yatırım yapacağı hem bakım benim için hem de onunla karşılaşan insanlar için çok önemli bir mesele. Dolayısıyla ben buna meme yetersizliği demeyi tercih ediyorum ve böyle bir kavrama ihtiyaç duyduğumuzu, yani hamilelik derken bundan bahsediyorum. İkizlerin hikayesine has, onların hikayesini duyabilecek bazı kavram çiftleri, kavramlar oluşturabilir miyiz? Juliet Mitchell'in bu Bilgi Üniversitesi'nden çıkan kitabında da özellikle vurguluyor kardeşler hakkında düşünürken. İkizleri doyurmak, beslemek, onlara bakım vermek gerçekten çok zor diyor Juliet Mitchell. Şimdi ikizlerle üçüzlerin karşılaştırıldığı çalışmalar var. Bunlar biraz psikolojize edilmiş, daha psikoloji çalışmaları. Bu karşılaştırmanın en azından önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüzlükte tabii ki fiziksel yük de çok fazla artıyor. Anne gerçekten fiziksel yükü çok fazla hissediyor. Ama bugünkü çalışmamız bağlamında önemli bir yeri var. Makale şöyle diyordu. Üçüz çocukların daha fazla seçeneği var. İlişki kurmak anlamında. Ama ikizler daha sembiyotik. Daha hem bakım vereniyle ayrılırken hem de ikiziyle ayrılmak konusundaki güçlüğü de içeren de ya da esas onunla ayrılma. Bu herhalde şey sorusu. İkizlerin ilk nesnesinin ya da bir çocuğun Freud cinsellik üzerine yazarken ilk nesneye dair koşulların herkes aynı olduğunu söylüyor. Ama acaba öyle mi? Yani böyle sorular var. Şimdi İskender Savaş'ı Açık Radyo'da bir programda Karşıdan Sesler'de, evet ben canlıyken dinlememiştim ama sonrasında dinledim. Şu soruyu soruyor. Bir sahneye iki kişiyi çıkartmakla üç kişiyi çıkartmak arasındaki fark acaba nedir? Sonrasında şunu söylüyor. İki kişinin bir şeyi söylemesi, bunun en tipik formu, standart formu tahmin edebileceğiniz gibi aşk düetleri. Yani iki öznelliğin tek bir öznellikte kaynaşması ve kavuşması. Ama kalırsa bu çok şahane bir soru ve bu konuda konuştuğumuzda şöyle demişti ve yani romantik aşkın temeli talebi ikizleri aynalanmaya daha çok benzer. Dolayısıyla burada ikizliğin aşk bağlamındaki nüansını görmüş oluyoruz. İskender Bey'in bahsettiği bu mesele pek çok edebi eserde ve haberde görülüyor. Birazdan örnek vereceğim. Bir sürü film var, haber var. İkizler bir yere ayrılmış, doğumda ayrılmış. Sonrasında ne olmuş da tekrardan karşılaşmışlar. Tabii böyle vahşi deneyler de var. Bu deneylerin esas sorusu şu belki, birinize vursam yeni canı yanar. Yani ilkokulda çalışan varsa, ortaokulda çalışan varsa bu soruyu duyar. Ama bu bilimsel yöntemde de bu soru var. Sana vursam onun canı yanar. Hep araştırmalar bunu sormuş. Şimdi
NASA'nın bir araştırması var. Onlar da aynı soruyu soruyor. İkizlerden birine vursak diğerinin canı yanar. Böyle değil aslında ama şöyle yapıyorlar. İkizlerin bir tanesini uzaya yolluyorlar. Yani işte ona vuruyorlar, diğerinin canı yanacak mı diye bakıyorlar. Birini uzaya yolluyorlar. NASA'nın ikizler çalışması yazarsanız internette çıkıyor. Bir süre dünyada kalıyor diğeri. Sonrasında bakıyorlar ne değişmiş. Telomer uzunlukları değişiyor. Telomer DNA'daki biyolojik saate dair bir yapı. Öyle söyleyebiliriz. Sonrasında döndüğünde bu işte karşılaştırıyorlar tekrardan. Büyük gazeteler şöyle başlıklar atıyor. İkizlerin DNA'sı artık özdeşti. Ve ikizler birbirinden artık farklı. Ve artık işte onun DNA'sı ikiziyle uyuşmuyor. Bu başlıkları okuduğumda şey gelmişti aklıma. Yani bu magazin başlığı gibi. Büyük aşıklar ayrıldı gibi bir şey yani bu. Onlar artık şey değil, ayrıldı onlar. Nasıl? Birkaç ay sonra bir açıklama yapıyor, 4-5 ay sonra. Hayır onlar ayrılmadı, hala birlikteler gibi bir açıklama yapıyor. Çünkü dünyaya döndükten sonra, adaptasyon sürecinden sonra telomer uzunlukları da eşitleniyor. Böyle bir sürü deney görebilirsiniz. Mesela toplama kamplarında Dr. Mengele var. Toplama kampına insanlar geldikten sonra Dr. Mengele'nin bir şeyi var, orada görevlisi var. İkizler, ikizler diye bağırıyor kapıda. İkizleri aynı bir yere alıyorlar. Doktor Mengele ilginç deneyler yapıyor. İşte birinin kolunu koparsak diğerinin ne olacak, benim gözüne renk enjekte etsek ne olur gibi cinsiyet değiştiriyor. Bir sürü iş yapıyor. Şimdi aslında konuyu aşk bağlamında tekrardan düşünsek çok hani pek çok konu akla yatacak. Bu aşıkları, değil mi? Bu şeyi insanlar bununla ne yapıyor? Bununla oynayarak ne yapıyor? Birine bir şey yapıldığında diğeri ne olacak? Neden aşık bağlamında düşünüyoruz tabii ikizliği? Çünkü aşıklar birbirine, hani en basit manada değil mi? Ruh ikizi diyebilir. Çok fazla popüler anlatıda da birbirinin tamamlayıcısı oluyor. Mesela Platon'un neydi o? Şölen'de bir şey var, canavarımsı bir şey var, Zeus onları bölüyor ve sonrasında zaten birbirlerini özlüyorlar ve kavuşmayı diliyorlar özlemek. Böyle bir şey. Şimdi bu şiirler özlemi ansatı. Diyor ki, seni bende, beni sende arıyorlar, beni senden, seni benden tanıyorlar. Bir birim gibiyiz tümünün gözünde, yarınlarımızı bütün sanıyorlar. Şiirlerin başlığı da çok tuhaf, komik. Yani iki eşittir bir, bir eşittir iki, bir bölü iki, iki bölü bir gibi şiirler. Mesela şu, kim o deme boşuna, benim ben, öyle bir ben ki gelen kadına, baştan başa sen. Yani sen de yani sen olmayı hak etmeyen bir sen yani karışık yani. Şimdi Bruce Fink'in aşk hakkında bir kitabı var. Lacan 10. seminerini okuyor. Ve tartışırken Lacan'dan şöyle bir alıntı yapıyor. Aşk 2'den 1 yapmaya, 2'yi 1'de eritmeye çalışan narsisistik bir amaçtır diyor. Ve farklılığın inhasını hedefler. Ve böyle olduğunda kişi kendisiyle öteki arasındaki bütün farklılıkları gözden kaçırmaya meyillidir. Böyle bir ilişki kurulduğunda herhalde insanlar ortak müzik zevkleri buluyor, ortak yemek, sinema ilgisi, felsefi görüşü de başka şeyler. Ama birden sanki böyle ruh eşimizle tanıştığımız ya da bu insan aslında birimizin sizin kopyanız ya da bir ara ayrılmışsınız da tekrardan buluşmuşsunuz gibi bir izlenim uyandırıyor. Bu şiirleri okuduk. Dolayısıyla öyle bir senle
karşılaşıyor ki acaba o sen mi, ben mi, kim nerede başlıyor, o birazcık karışık ve iç içe, biri olmadan diğerinin olmadığı, birinin hep öbürüne işaret ettiği bir ilişki var burada. Ve mezara kadar sürüyor. Şimdi biraz ilginç olacak, bu birlikte gömülen ikiz örneklerinden bahsedeceğim. Arkeolojik çalışmalarda bilebildiğimiz ilk ikiz çift, ilk tek yumurta ikiz çifti birlikte gömülüyor. Kaç yıl önce olduğunu birazdan söyleyeceğim. Bu anlamda aşkı ve ikizi yan yana okumak çok mümkün hale geliyor. Aşk sanki birlikte aynı mezara girmeyi arzu etmek demek. Biraz korkucu gelse de. Şimdi birlikte gömülmek gibi arzulardan bahsettim ama birbirini seven insanlar hep yan yana gömülür zaten. Aileler, işte karı koca olan insanlar zaten hep yan yana gömülür. İkizlikte herhalde bunun bir radikal boyutu var. Bu arada gerçekten mezarlıklar müdürlüğünü aramıştım. Kiminle konuşabileceğimi sormuştum. Adam hafif sizin gibi sırıtmış telefonda. Sonra da mail yapmıştım ama öyle bir şey, tabii kişisel verilerin korunması kapsamında öyle bir... Ama bu çok önemli bir araştırma olabilir. Acaba birlikte mi gömülüyorlar dedi. Ne kadar oranı, sayısı. Şimdi buradaki soru şu aslında. İnsan tek başına doğacağı varsayılır. O zaman tek başına öleceği, tamam da tek başına da gömüleceği varsayılır. Ama örneklere bakıldığında ikizlerin birlikte gömüldüğü bir sürü örnek var. Sırasıyla birazcık da hızlıca göstereceğim bunları. Bu arkanızda önünüzde gördüğünüz benim arkamda olan bir höyük. Höyük dediğimiz şey zaman içerisinde yıkılan, bozulan, üst üste gelen bir yapı. Buradaki bu höyük 7 katman. Bangkok'ta, Güneydoğu Asya'da çok önemli bir çalışma bu. Toplamda 154 çocuk var bu höyükte. 86 bebek, yani 1 yaşından 0 ve 1 yaş arasındaki bebekler bunlar. Diğerleri de 1-15 yaşına kadar çocuklar. Bu çalışmada ikiz olduğu tahmin edilen 4 çift mezar. Bu önemli bir fark. Çünkü o kültürde ve o zaman dilimlerinde ölen insanlar için ayrı bir tören yapılmıyor. Ölüyor ve gömüyorlar. Ama ikizler öldüğünde onları yan yana gömüyorlar. Özel bir tutum ve muamele. Şimdi burası bunların toplu olduğu bir yer. Şimdi burası 6. katman. Höyün 6. katmanı ve size 5. defini göstereceğim. Şu kırmızıyla boyalı biri. Bu en çok korunan defin. Şöyle gömülüyorlar. Birbirlerinin ters aynı görüntüsü olarak gömülüyorlar. 35 haftalık bebekler bunlar. O sebeple ayrı bir görseline eklemişler en çok korunmuş olan olduğu için. Şimdi 3 tane daha göstereceğim. Bunlar da daha derinde, 3. katmanda. Dediğim gibi katmanların önemi aslında o dönemde ne olduğunu anlamak için de çok önemli. İşte 3. katmanda ne olmuş? Su yükselmiş, pirinç ekimi artmış, kapkaçak işte araçlar değişmiş. Bunların hepsi mikromorfoloji çalışmaları. Ne işe yarıyor? Neden ölmüşler? Birazcık bunları anlamak için. Dışkı ve mide örnekleri ile takip ediliyor. Burası az evvelki haritada sağ altta olan mezar. Yan yana gömülen bebekler. Bu kuzeydeki. Bu da 38 haftalık yani bulunan bebekler. Bunlar da sağ ve sol ayakları birbirine dolanmış şekilde bulunuyor. Güneybatı tarafındaki mezar bu. Şimdi Rusya'da başka bir örnek var. Bu da çok güzel bir örnek. Burada da 3 kişi gömülmüş anne ile birlikte.
gömülen bir örnek. 2700 yıl öncesinden kalan bir parça bunlar. Erken Neolitik çağdan. Burada en azından şunu görüyoruz. Fetal dönemde bir bilgileri teyit ediyoruz. Yani şunu söylüyorlar. Doğum zor geçmiş ve hepsi ölmüş. Ve aynı zamanda doğumda daha az geliştiklerini doğduktan sonraki riskleri teyit etmiş oluyor araştırmacılar. Burası İspanya, Olerdola. Bu da milattan önce 4. ya da 2. yüzyıllar arasında. Tekrardan 38 ve 40 haftalık bebekler. Bunlar da alt uzuvları iç içe geçmiş şekilde gömülüyor. Kız kardeşleri olduğunu biliyoruz bu iki bebeğin. Şimdi bu benim en sevdiğim örnek ve en önemli örneklerden biri, yani karşılaştırmak anlamında. Bunlar şu an bilebildiğimiz ilk bulunan ikizler, yani tek yumurta ikizleri. 2001'de başlayan bir kazıyla ortaya çıkıyor. 3 ve 4 farklı ülkeden araştırmacılar var bu kazıda. 30 bin yıllık bir mezar bu. Hikayesi şöyle. 3 tane bebek var bir ortamda. Bir çifti ikiz, bir tanesi onların kuzenleri. İkizlerden biri ölüyor. Onun için bir mezar kazıyorlar. Sonrasında kuzen ölüyor. 1,5 metre yakınlarında ona bir mezar kazıyorlar. Sonra ikizlerden ikincisi ölüyor. 30-40 gün sonra. Onu da ikizinin mezarını açarak yanılıyor. Şimdi önemli olan nokta burada, şimdi akrabası da var orada ya da başka bir mezar kazabilirler ama onun yanına gömülüyorlar. Bu aynı zamanda 2013 yılında Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nde de şey yapılıyor, bir yapay hali sergileniyor. Şimdi biraz böyle sona yaklaşırken Özdemir Asaf'ın şiirleriyle de birlikte yan yana düşeceğim. Neden bunları, yani ne alakası var bunlar? Şimdi Özdemir Asaf'ın şiirleriyle diyebiliriz. Ama onun şiirinin hikayesi tıpkı böyle iç içe bazı hikayeler var. Ayrışamayan, ayrışmak için sen diyen ama o sen olmayı da hak etmeyen bir sen. Şimdi iki set örnek ekledim buraya. Diyor ki ben sen varken kalmam kendi kendime. Ya da bundan böyle erişemezler ne benim senime ne de senin benim. Gülüş bir yanaşımdır bir öbür bir kişiye, birden iki kişiyi döndürür bir kişiye, anılarından kale sınırsan bile yetmez yalnız başına bir ömür bir kişiye. Mesela bir başkası, düşünürken kendinden başkasına inanma. İnanırsan ben senden başkasına inanmam. İnanınca düşünür, yönelir sana doğru. Seninle ikimizden başkasına inanma. Yani ikinci kişi problemi dedikleri bu. Vuran vuran bir şey var burada. Yani Özdemir Asaf. Dolayısıyla hem ayrışma meselesi gündeme geliyor, hem de yekpare olma meselesi var burada. Şimdi George Engel'in çok güzel bir makalesi var. Bir psikanalist ikizi ölüyor. İkizi olan bir psikanalist 10 sene sonra bir otoanaliz yazıyor tırnak içerisinde. İkizi öldükten 1 sene sonra kendisi aynı kalp krizini geçiriyor. Öyle söylüyor. Kendi tecrübelerini, hatta fotoğraflarıyla birlikte ekliyor ikisine. Bu Uluslararası Psikanaliz dergisinde bir sayıda var. Şeyi anlatıyor, ailem bize ergenliğe kadar ikizler diye seslenirdi, diye anlatıyor. Ve onlar da birbirine, şuraya küçük olarak ekledim, ot diyorlar birbirine. 2 yaşına kadar adırma diyorlar, sonrasında da herhalde evlenene kadar öyle yazıyordu. O değil diyorlar birbirine. Şimdi Özdemir Asaf'ın yaptığı da bu. Hem o diyor
adır diyor ama o filan değil yani. Hani diyor ki George Engel, hem aramızda bir anlaşma vardı, birbirimize adır diyorduk ama aynı zamanda o değildi. Yani aramızda bir dildi bu. Burası çok hoş bence. Yani bu Özdemir Asaf'ın şiiri çok ilintili. Burada da mesela 2/1, 1/2. Giderken buraya için, gelince oraya için, gününde ve gecende kendince oraya için, sakladığın kendini böldün iki yarıma, iki kez yaraladın, bir yarım yara için. Mesela sen bana sen desen de demesen de olur. Ama ben sana sen diyeceği düşün, dur. Bir başkası, ben yoksam biliyorum ben sende yokuz. Sen yoksan biliyorum sen bende yokuz. Ve de gözlerimizde bir o ışık ki, o yoksa biliyorum biz bizde yokuz. Yani böyle o kadar iç içe geçmiş ki, dolayısıyla edebiyatçıların duyduğu ya da tam olarak yarım duyduğu bir şey var burada. Biraz onu netleştirme gayesindeydim. Şimdi Freud'un aşk ve hipnoz diye bir metni var. Diyor ki aşırı tutkulu bir aşkta, bu en son çıkan Can Yayınları'ndan çıkan Grup Psikolojisi kitabında güzel çevirisiyle anlatıyor. Aşırı tutkulu bir aşkta benliğin nesneyi içe yansıttığını söylüyor Freud ve böyle olduğunda diyor nesneye kendimiz gibi davranırız. Bu bir ayrımın ortadan kalktığına işaret ve bu hipnotik bir ilişkidir diyor Freud. Sınırsız bir teslimiyet. Sonunda çok hoş bir şekilde şöyle diyor. Görünüşe bakılırsa aşktan hipnoza o zaman yol pek uzak değildir. Şimdi belki de ikizliği aşkın ideal bir formu olarak tanımlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ikizlik aşkın da menbaı, kaynağı, pınarı. Özdemir Asaf'ın şiirinin ikizlikle çok yakından ilişkili olduğunu söyledim. Bu çözülemeyen ikinci kişi probleminin son derece açık olduğunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi bu ikinci kişi problemi, çünkü ikinci kişi yok aslında. Yani ikinci kişi problemi, çünkü problem çünkü ikinci kişi diye bir şey yok. Ve tüm bunların meme yetersizliği kavramıyla özetlenebileceğini düşünüyorum. Aile o alanı açmakta zorlanıyor. Üstelik tek başına doğanlardaki bir sürü denklem, bana kalırsa bu hikayeyi ıskalıyor ve kaçırıyor. Bir soru işareti var ve bir soru işareti lazım belki. Mesela Tevrat'ta Yakup ve Esav annesinin karnında itişiyor. Buna İbranice'de rut deniyor. İtişiyor, yakınlaşıyor, bir şey oluyor orada. Annelerin adını şimdi hatırlamıyorum. Diyor ki, öyleyse ben niye buradayım diyor. Ben niye varım ki o zaman diyor annesi. Şimdi burada bir kırılma yaşanıyor. Doğan herkesin ilk nesnesinin tırnak içerisinde annesi, bakım vereni olduğunu düşünmekte bir kırılma var. Orada çocuklar aralarında bir ilişki kuruyor. Dolayısıyla burada sanki bir çetrefil değil, bir hikaye var. Ve kimsenin sormadığını düşündüğüm bir hikaye. Bir muamma var yani. Bir diyalog kurulmamış. İkizlerin, üçüzlerin ve diğer hikayelerin acaba nasıl olduğuna dair bir soru sorulmamış. Dolayısıyla bugün bunu yapmaya çalıştım. Sonuç bu aslında. Birlikte gömülen çocuklar ve Özdemir Asaf'ın şiiri çıkıyor bu denklem. Teşekkür ederim. Şimdi söz birlikte. Sizlerin sorusu varsa, katkısı, düşüncesi, sorması bir şey varsa.
konuşmada çok keyifliydi. Ben belki bir iki bir şey söylemek istiyorum. Sondan başlayayım. Bu ikizlik meselesi tabii çok üzerine az çalışılan aslında alanlardan biri. İlginç tabii bizim geçen sene bir sempozyum düzenledik bununla ilgili. İkiz kardeşlerle ilgili ama bu Fransa'da bir ekip var bunlarla çalışan. İkizliğin analitik olarak ne şekilde çalışılabileceği üzerine. Orada da ben kendi bakış açımdan bir yayınlanacak Türkiye kliniklerinde ikizlik sayısı çıkacak yakında. Şu an çalışma aşamasında. Orada şöyle bir şeyden söz etmiştim ben. Belki Batuhan'ın söylediklerine de ek olabilir bu. Benim yazdığım kısım tabii ben daha çok ikiz kardeşin payı diyelim metinde. İşte memeyi beklemek, ertelemek, yok etmek üzerine bir yazı. Orada tabii çok daha klanyen bir yerden işte ilk nesnesi ne aslında? Aslında sizin söylediğiniz şey, Batuhan'ın söylediği şey ikizlerin ilk nesnesi muhtemelen öteki ikiz. Yani anne değil, anne memesi de değil. Dolayısıyla orada tabii biraz daha farklı bir yerden bir çalışma yapmak gerekiyor. O dediğin çok doğru. Yani orada bir öteki var en başından itibaren aslında. Bir de tabii orada işte kime yatırım yapacak? Muhtemelen orada annenin seçmesi gerekiyor. Yani benim çalıştığım bir böyle bir vakada anne zayıf olanı seçmişti. Genelde tabii hayatta kalabilmesi için. Aslında başlangıçta en azından daha güçsüz olan bebeğe yönelik memeyi ona vermek, ötekini bekletmek. Bu çok ilginçti. O makaleden sonra çıkacak. Şu anda onun eskisini bozmamak adına çok detaylı bir şey anlatmayayım ama bence biraz öyle bir seçim yapmak zorunda kalıyor. O çaresizlik de biraz öyle bir çaresizlik. Yani tabii iki bebek de eşitse, güçlüyse, ikisi de hemen hemen birbirine yakınsa o zaman kimi seçtiği daha farklı belki bir anlam taşıyor. Bir de şunu belki düşünmek gerekiyor. Hani burada füzyon arzusu mu aslında Özden İrasaf'ın şiirindeki? Yani biz aşkı böyle biraz tabii öyle bir yerden de duyuyoruz sanki. Ötekiyle bir olmak, tek vücut olmak, ayrılık arzusu, ötekinin içinde işte kendini kaybetmek, tabii narsistik bir tamamlanma gibi. Ama burada Talat Varman'ın çok hoş bir metni benim aklıma geldi. Konuşurken o da şöyle bir şey söylüyor. Yani aşk diyor aslında iki kişinin tek vücutta birleşme arzusudur. Ama bundan üçüncü çıkar. Yani ve biz bunu o birleşme eyleminin sonucunda istiyor muyduk acaba? Yani bundan emin değiliz. Yani aşkın nihai hedefi böyle bir şeydir. Yoksa aslında tek vücut olmaya çalışırken bir de ötekiyle uğraşmak, bir üçüncüyle baş başa kalma ihtimali. Bu da tabii esprili bir soru soruyor orada. Bana bunları hatırlattı bir. Senin sunumu. Şeyde de sizinkinde de aslında Oktay Bey'in konuşmasında da şöyle bir şey. Ya birçok şeyi tabii söylemektir ama mesela benim aklıma şu soru da geldi. Siz dediniz ya şiir nereye değiyor? Evet. İşte şiir nereye etkiliyor kişide? Bu bana biraz şey sorusuna geldi. Böyle absürt bir soru var ya bilinç dışı işte insanın neresinde, zihnimizin neresinde? Bence şiir bilinç dışına değiyor. Yani onun yerini lokalize etmeye çalışmaktansa tabii yani böyle bir yere denk düşüyor. Bence o yüzden de zaten muhtemelen hepimizi farklı bir yerden etkiliyor. Bir yorum ya da şey mümkün değil orada. Tam bir yorumunu yapmak. Belki şiiri tamamlamak da bilmiyorum mümkün. Onu belki şairine sormak lazım. Yani şiir yazanları belki Batuhan bir miktar daha bu konuda şey olabilir. Yani şiir bitiyor mu? Ne zaman bitiyor? Ne zaman ayrılıyor şiirden? Ne zaman vedalaşır, tamamlanır mı? Onu çok belki istemiyorum açıkçası. Ama bilinç dışına muhtemelen etki ediyor tabii ki duygu. Onların hepsi çok karmaşık bir yerden ama yani birkaç şey daha var ama uzatmayayım ben bu kadar da bırakayım. Belki dinleyenlerden sorular ya da eklemeler olacaktır. Teşekkür ediyorum her iki sorun için. Biz de teşekkür ederiz. Sizleri bekliyorum. Buyurun. Şey, konuşmanın sonuna denk geldim. Pardon, ikizim var da konum nereden geliyor, başlığın ne onlara? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konum başlığım nereden geliyor? Ya, ikizlik konusu. Ha, nereden? Aynen. Başlık şuydu, Özdemir Asaf'ın şiirinde Özdemir Asaf hep biriyle konuşuyor. Ama bu biriyle konuştuğu biri
biri de değil. Yani ya da böyle karışık bir şey. Sen mi, ben mi, biz mi? Birazcık bunu birlikte düşünmeye ve anlamlandırmaya çalıştığımı düşünüyorum. Cevap bu olabilir. Ben kurtay metinimizi anlatırken bir şey söylediniz. Bazı korkularımızın, arzularımızın nesnesi yoktur diye. Orada şey düşündüm, hani nesne yok, peki bu kaynak nereden geliyor, arzu ve korkular? İki türlü belki söylediğim zaman. Tanesi devrimci bir bakış açısından yanıt verebilirim. Evrimci bir bakış açısından yanıtladığımızda bunların ikisi de her durumda sağ kalıma hizmet eden ve aslında nöral yapılanmada kendi nüveleri olan şeyler. Yani işte bizi biz yapan, yani en yakın akrabalarımız diyelim, kulağa kötü geliyor ama ortak akıdan ayrıldıktan sonra diyelim, korteks, neokorteks işlevleri, yani işte analitik, sentetik bütün işleri yapmak, düşünme, hesap, kitap vesaire. Bunun altında yani buradaki öğütler gibi katman katman büyüyen aslında evrimsel süreçte bir beyin örgütlenmesi var ve bizim alt beyin dediğimiz bir bölüm var ve bu bölüm aslında tam olarak bunları üretmekle meşgul ve ona uygun yapılar da var orada zaten ve bu yapıların görevi aslında yani istemek ya da korkmak, bir şeye doğru hareket etmek ya da bir şeyden doğru kaçınmak bizim için evrimsel açıdan sağ kalmamıza tabi eden şeyler. Yani şöyle düşünelim. Şimdi bir bebek ağladığında mesela biz o bebeğin bizim bir yetişkinin ağlaması gibi ağladığını düşünmüyoruz. Bebeğin ağlaması bir konuşma biçimi. Ben ağladığımda başka, o da bir konuşma ama başka bir konuşma. Ama bebek ağladığında bir şey iletiyor bana. Yani ağlamak onun acil çağrı butonu gibi bir şey. Acıkıyor, ağlıyor. Korkuyor, ağlıyor. Gazı var, ağlıyor. Bir şey oluyor, ağlıyor. Dolayısıyla da bunların nüveleri bence evrimsel olarak bize var. Ama insanın yani evrimsel süreçte var ama evrimsel psikoloji fikri çok yakın gelmiyor bana. Yani bu bunları bilmekte fayda var. Yani bu bir şeyin üzerinde inşa edilmiş bir şey. O yokmuş gibi ziyadesiyle ruhsallık alemine dalmak riskli. Ama söz konusu artık insan olduktan sonra bütün bu evrimsel yapıların bizim bununla birlikte ötekiyle kurduğumuz ilişkinin içerisindeki nelere denk düştüğüyle ilgili bir kısım var. Yani ondan ne istiyorum? Onun neyinden korkuyorum? Bu kısımda bence bizim ruhsal kısmımızı oluşturuyor. Dolayısıyla da yani hem evrimsel bir yapıya hem ruhsal bir yapıya sahip diye düşünüyorum. Ama o yapı olmazsa, yani temeldeki bir yapı olmazsa bunun oluşacağına kendi adıma çok inanmıyorum. Ama zebranın da bir şeyi istemesi ya da bir şeyden kaçınmasıyla benim bir şey istemem ya da bir şeyden kaçınmam arasında nitelik farkı oluşmaya başlıyor. Aslında nicel olarak çok aynı şeyden bahsediyoruz. Ama hani felsefi olarak düşünürsek eğer, yani bir saç teli imgede ya da kendisi bir saç telidir. 1 milyon saç telini düşündüğünüzde de 1 milyon saç teli de bir saç telidir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Bir saç teliyle 1 milyon saç telinin arasındaki fark nicel bir farktır. Ama kafamdan kopartmaya başladığımda artık kelim ben. Şimdi nitel bir farka dönüştüm. İnsanda da hayvanda olan şeyin, yani doğasının zorluğu buradan kaynaklanıyor. Nicel olarak aynı şeyler var ama bizim ruhsallığımız bunları nitelik olarak farklılaştırıyor. Hiçbirimiz bir sevdiğimiz bir insana baktığımızda bir atom yığını görmüyoruz yani.
işte Platon'un anlattığı hikaye aslında. Yani en indirgemeci bakış açısıyla konuşursak, yani bir atom bulutunun öbür atom bulutuyla ilişkisini anlatılıyor ama bu bizi kesmiyor. Bizim bir şekilde öbür tarafa doğru ilerlememiz gerekiyor. Yani daha büyüdükçe metafizik, daha küçük yaşlarda da arzunun düşlemle birlikte o şeylere karşı, neyse o durumlarla birlikte bir takım tasarımlar yaratmaya başlamış olması ve o tasarımların en temel olarak bize bakım veren, sonra gittikçe genişleyen halkalar içerisinde o tasarımların perçinlenmesi ya da seyrelmesi yoluyla, eğer perçinleniyorsa inançlar haline alıyor arzunun tasarımları. Yani şimdi neyse riskli ama yani, bir Türk dünyaya bedeldir. Ne ifade ediyor mesela bu cümle bizim için? Bu cümle bir arzuyu ifade ediyor. Belki bir yokluğu da ifade ediyor aynı zamanda. Ama bu cümle için ölebilecek bir insan var. Bu cümle için ölebilecek insan topluluğu var. Yani yakın bir yerde, şurada öldürülen bir tane sanatçı insan vardı. Ölürüm Türkiye'm şarkısı şurada. Söylemediği için. Yani bizden, evet 50 metre ötede oldu olay. Yani orada hangi arzu nasıl bir şey yarattı, kendi tasarımını yarattı ve o tasarıma nasıl bizatihi gerçeklik yerine kendini gerçeklik olarak ikame ettirdi ve o kişi onunla nasıl bir ilişki kurarak bu dünyanın içerisine bir tür yerleşememe halini arzunun yarattığı ikame tasarım üzerinden var kıldı. Yani baştan aşağı bir Jungian bir tanımla söyleyeyim artık neredeyse özbenin hiçbir esamesinin okunmadığı kişinin personasıyla özdeş hale geldiği bir şeyi nasıl yarattı? Bu da bizim insan olmamızdan kaynaklanan bir şey. Çünkü başka hiçbir canlıda karşılığı yok. Bu, yani senin söylediğinle ilgili küçük bir napış edeyim mi? Bir yandan şöyle düşündüm bir soru. Acaba hani artık sanki böyle bir kısım ikiz gebelikler neredeyse planlanıyor gibi. Yani bakım verenin karşılaşacağı yükü henüz bilmiyor olmasından bağımsız olarak söylüyorum. Bir mental, hatta bazen duygusal da bir şey var orada. Acaba orada onun için nasıl oluyor, onların karşılama biçimleri nasıl olur? İkiz doğu verenler dışında. Bu ikizlik hikayesinin bir şekilde hep bir ortak bir varlıkla yokluk hali üzerinden, yani varken ortak varlar, yokken de ortak yoklar, aynı mezara bırakılmak gibi. Bunu da aslında ilginç buldum. Yani söylediklerim çok değişik şeylerdi benim için bir kere. Çok, yani çok keyif olarak dinledim. Bir yandan da ama şöyle düşündüm. Acaba ikiz olmayan bir insan vardır diye düşündüm. Ben ve kendim de düşündüğümde. Aşktaki arayıştaki hani bir üçüncünün doğması kaçınılmaz mı? Yoksa zaten aslında bir üçüncü var da mı o yüzden bir olmaya çalışıyoruz? Yani birlik tasarımımızı inşa eden zaten üçüncünün olma ihtimali mi? Ona karşı inşa edilen bir şey mi? Sonra bir serbest çağrışım değil mi? İkizlere takki geldi aklıma. Sen pazarlarındaki. Tamam mı? Böyle kafalarını sütyen geçiren abiler, sen pazarlarında, bilmiyorum hiç rastladığını, ikizlere takke diye bağırdılar. Sen de tıkkın, on geldi. Ben vardı sildim, onu duymuştum. Öyle mi? Ciddi, evet. Şimdi yani, onu düşündüm, ne demek ikizlere takke diye? Yani sanki örtersek meme yok mu? Acaba? Yani biliyoruz ki memeler oradalar yani. Ama orada olan bir şey yok muamelesi yapabiliriz aslında bir şekilde. Eğer ki ikizlik bize aynı zamanda tekli de yani belki bu ikizlik aktarımına falan tekli de bunun yöneleri varsa eğer ya da bir karşılaşma içinde de mesela meme ile ilişkiyi şöyle düşünün. Bebeğin ağzında meme var. Çok gördüğümüz bir sahne. Bebek öbür memeye bakıyor. Meme ağzındayken öbür memeye bakıyor. Şimdi çok tuhaf bir şey oluyor. Aslında sırf öbür meme yüzünden ağzındaki yokluğun temsiline dönüşüyor. Varlık değil ona.
Bu varlık yokluk meseleleri o yüzden çok ilginç geldi sen anlatırken. Yani bebek öbür memeye bakmaya başladığı anda itibaren bu meme yok memeye de dönüşüyor ağzında onu. Var ama yok açıyorsun. Aynen. Tek meme. Her şey tek. Asit aslında. Asit. Ötekine. Her şey tek meme. Tek olsun, benim olsun. Evet, şöyle. Dediğiniz doğru. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ultrason teknolojisi gelişiyor. Ve 90'lara gelindiğinde de tüp bebekle alakalı çalışmalar çok fazla artıyor. Ama buradaki çaresizlik gerçekten beslemenin, o sıra düzenlemenin şey diyor Dorothy Burnington. Anne diyor, iki çocuk arasındaki farkı bulamazsa yatırım bile yapamaz. Yani bu mesela okulda çalışanlar vardır. İkizler arasındaki bir fark bulamazsanız affedersiniz sıçtınız yani. Yani onun bir yeri böyleydi, onun bir yeri böyle. Yani eğer bunu oturtmazsanız kafanızda bu felaket yani. Dolayısıyla birazcık bu hem o bence burada Tevrat'taki hikayede şey de var. Yani anne onların ilişkisine dahil olmakta zorlanıyor da. Çünkü o hep o sen karışmayı duyabilecek bir ötekine dönüyor anne. Dolayısıyla evet şartlar daha iyi, hazırlık daha iyi belki ama bu hikayenin farklı görünümleri hala var gibi geliyor. De size bir çağrışım deneyebilir. Yani ikizlerde anne aynı bebeğini hep aynı çocuğunu emziriyor diye düşünüyorum. Aranızda varsa. Yani hep yani aynı olan bir şeyle hep aynı olan bir şey zaten hiç olmaz gibi geliyor. Ya bu soru. Yani tek çocuk varken de hep aynı memeyle aynı çocuk beslenmez herhalde. Evet. Hep değişiyordur. Dolayısıyla sizin sorunuz benim kafamı daha fazla karıştırdı. Bilmiyorum yani cevap verebilecek varsa ya da bilmiyorum size. Yani soldan çok süt geliyor. İşte bu daha şey kilolu bir bebek. O ancak onunla duydu o yer falan. Ben cevap vermeyeceğim buna ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani deneyimim değil yok ama çok azıcık bilgim var. En yorum gibi benim de ikiz yavruları olan danışanım oldu. Yani o kendisi bunu söylemişti, ayrı memeleri verdiğini, onun özelinde sadece. Yok, ayrı memeleri verdim, ondan da ayrıdan kastım onu yani. Bir memeyi bir bebeğe tahsis etmiyor ama şu kesitte tamamen aynıydı. Yavrulardan bir tanesi görece daha zayıf bir yavruydu ve annenin o dönemde tam da aynı argümanlarla o yavruya yatırımı daha fazlaydı. Orada tabii belki şunu da deneyimliyor tabii yani annenin yaşadığı şey mesela benim örneğimde o ailede bitiriyormuş bebek yani oradaki erkek bebek iki memeyi emip bitiriyor ve öteki daha çok bekliyor. Yani hem kardeşini bekliyor hem memelerin tekrar sütle dolmasını da bekliyor. Dolayısıyla anne çok ağır böyle bir endişe duyuyordu acaba. Bir şey midir, zorluk mudur diye. Dolayısıyla oralarda tabii yani bu bebekler için annelerin yaşadığı böyle de bir endişe var muhtemelen. Yani yeterince tek bebekte de belki benzer bir endişe yaşanabilir. Yeterince doyuyor mu, doymuyor mu falan ama burada bir de acaba ötekinin payını ötekine mi verdin? Ne oldu? Çok mu beklettin gibi başka kaygılar da ekleniyor. İkincisi ikinci el meme. Evet. Evet. Cidden söylüyorum. Nedense ben pardon böldüm ama sizi dinlerken Batuhan'ın konuşması hep zihnimde de şöyle bir soru işareti dolanıp durdu. Bu ikizler aynı yere gömülüyorlar da aynı zamanda mı ölüyorlar? Yani hep böyle bir kaygı. Yoksa öldürüp de mi gömüyorlar? Gibi. Yani çeşitli böyle
tuhaf fanteziler, yıkıcı düşlemlerle dolaştı. Çünkü evet, bebekler belki bir hastalıktan, bir yetersizlikten ya da doğumsal bir anomaliden de ölüyor olabilir. Çünkü şu çocuklar, ama nedense sanki öteki ölünce öteki de mi acaba, hani yaşayamıyor ya da işte aynı zamanda ölmüyorsa niye aynı mezara gömüyorlar bunları, böyle gibi bir şeylerde dolaştı beyinde. Evet, 30-40 yıl sonrasında açık gömüyorlar. Şimdi buradaki farkı biraz anlamaya çalışayım. Yani neden tek bir kişi öldü, tek başına doğan bir kişi öldüğünü, kuzenleri öldüğünü ayrı bir yere gömüyorlar da ikizleri aynı yere gömüyorlar. Bir tane örnek var. Şiddet ve Kurban diye kitabın yerine kimdi hatırlamıyorum ama Alfa yayınlarından çıkan bir kitabı var. Orada şöyle yapılıyor. Doğrudan bir tanesi öldürülüyor. Yani çok basit. En güzeli aslında. Hiçbir şey derdi yok. Kime yatırım yapacağım? Bunlar birbirine benziyor ama ne olacak şimdi? O Şiddet ve Kurban, birazdan bakarım. İkizlerden çok korkuyorlar. Bir tanesini öldürüyorlar. Çünkü kiminle iletişim kurduğunu bilememek ve kime yatırım yapacağını karar vermek için bir tanesinin işini bitiriyorlar. Bazen bu doğumda oluyor. Biri diğerini öldürüyor. Bu daha kolay bir yol. Ama en azından ikisi yan yana ölmüyor. Biri ölüyor, diğeri sonrasında onun yanına gömülüyor. Herhalde nasıl bir ilişki tasavvur ediyorlarsa böyle bir şey yapıyorlar. Aha. Bir şey diyecektim, bu bu bağlamda da genelden yorumlandı burada şey, hani insanın hayvan benliğiyle daha sonradan yüklenen kültür ve medeniyet baskısının arasında bir gerilim oluşması ve bir sıkışmışlık ve şiirde işte o sıkışmışlığın bilinç dışı bir dışa vurumu olarak algılanabilir. Ama bunun başka bir bakış açısı da olabilir, şu yani onun tam tersi de olabilir. Şiir bu gerilimi arttıran bir şey de olabilir. Yani tam olarak üstüne giden kültür inşa edip hayvan sal benliği daha da baskılamaya yönelik bir kimlik kurar. Yani çünkü bu hayvansal o gerilimin boşalması durumu bir geriye dönüş. Oktay Bey'in ifade ettiği gibi altın çağ dönüş ifade ederken bir de onun baskılanmasıyla, yani altın çağın tersine ise bir top gelir. Geleceğe yönelik bir şey de olabilir. Çünkü bu ilkinde yani baskının, gerilimin boşalmasına daha katarsis durum var aristokratik bağlamda. Fakat diğerinde belki daha Brecht'çi şiirlerde daha ileriye yönelik, genelde devrimci ve toplumsal şiirde bu var olur. Orada da bilinçaltı vardır fakat kişisel bilinçaltı değil, toplumsal bilinçaltıyla yazılır. Hani yani psikolojisinin tabii ki toplumsal anda da söyleyeceği bir şey var filan. Hani onu şey demeyeyim hani. Ama öyle bir yönü de var bu şiirin yani. Şey gerilimi, içsel gerilimi arttırıcı bir yönü de var şiirine bağlı olarak. Bence bu çok güzel bir katkı. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir katkı. Acaba şuradan düşünebilir miyiz? Şimdi benim uzun uzun anlattığım bir kere böyle bir cümle söylemeniz çok ayıp. Ayıptan kastım yani, ne güzel anlattınız. Anladım. Şimdi bir açıdan mesela diyelim ki rüyayla, yani gece düşleri, rüya, gündüz işleri, düşler. Ama en sonunda düş işleri dediğimizde bunun görevi ne? Yani bir insan rüya görüyor. Hepimiz rüya görüyoruz. Yani bunun çalışmasından bahsetmiyorum, düş çalışmasından bahsetmiyorum. İşlevi ne bunun? Bu rüya ne yapmaya çalışıyor? Bu rüyanın hiçbir hedefi yok. Bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Böyle adressiz bir mektup gibi geliveriyor, önüme düşüyor. Şu ya da bu duyguları uyandırıyor. Taşıyorum ya da taşıyamıyorum ama yani bunu bir çalışmaya soktuğumda başka bir şey oluyor. Seansa götürdüğümde başka bir şey oluyor. O zaman konuşan bir şeye dönüşüyor ya da bizim dekript edeceğimiz bir şey. Onu dekript edeceği bir şey, birlikte dekript edeceği. Ama tek işlevi
dürtüyü deşarj etmek rüyanın. Başkaca da hiçbir işlevi yok. O içeride bir gerilim var her neyse. Bu gerilimi bir şeyler üzerinden ifade edecek. Dürtüyü deşarj ettiği anda, rüya kendisini tamamladığı anda bitiyor zaten. Zaten bu işi yapamazsa kabusa dönüşüyor. Kabusa dönüşünce de hepimiz biliyoruz ki uyanıyoruz. Çünkü artık karşılaşmamamız gereken materyalle karşılaşma riski belirdiği için sistemin ana sigortasını çekiyor ve diyor kalk kalk kalk, biz de kalkıyoruz. Yoksa zaten rüya işini tamamlıyor. Biz onu gördüğümüzde, abi rüya gördüm dediğimizde o kendi mantığı açısından işini tamamlamış oluyor. Şimdi ben birinci versiyon şiirle bağlantısını kurarak kendime daha yakın buluyorum. Sizin dediğiniz açıdan, demin Nazım'ı seçmem aslında boşuna değildi ama açmadım onu. Tam da bu Levinas'ın ötekini üstlenmek etiğiyle ilgili bir yerden de aynı zamanda Nazım'ı bir şair olarak tırnak içinde hadi diyeyim Levinas'ı boşa düşüren ama Nazım'a gelene kadar bir sürü şairin ismini sayabiliriz. Levinas'ı olumsuzlamaksa eğer derdimiz. Bence olumsuzlamıyor. Şimdi Nazım'ın şiiri toplumcu bir şiir. Bizim burada şeyi biraz sanki ayırmamız gerekiyor. Bazen bir şiirin dilinin nasıl kurulduğu dair biliyoruz ki hiçbir düşünce, hiçbir söylem çağının üretim ilişkilerinden bağımsız değil. Yani bir şeyi şimdi düşünebilirsin. 400 yıl sonra ya da 400 yıl önceki bir şeyi düşünmemiz bizim çok mümkün değil. Bunun çok nadir örnekleri var. Bir tanesi de şahane, bir tanesi de Tevrat'ta bunun Hezekiel'de bir bölüm var. Bence muazzam yani. Düşünülemez olanı düşünmek üzerine bir bölüm. Öyle bir şey düşünülemez o tarihte olduğu için. Bugün bize çok normal gelen bir şey. İpin ucunu kaçırmadım bu alacak. Hezekiel'i okursanız şöyle biliyorsunuz. Hezekiel bir peygamber. Kenan Irmağı'nın kıyısında otururken Rab'la konuşuyor. Ve Rab'ı anlatıyor. Rab'ın ona nasıl geldiğini anlatıyor. Bugün bizim bazı bilgilerimiz var. Bir takım teknolojik bilgiler. Hezekiel bölümünü okuyun. Diyeceksiniz ki UFO'lar gelmiş. Hezekiel orada otururken aşağı inmişler. Robotlar da inmişler tırnak içerisinde. Hezekiel'e bir şeyler söylemişler, gitmişler. Çünkü Hezekiel şöyle anlatıyor. Diyor ki Rabbim melekleri geldi. Heyhat onlar bizim gibi bir yöne doğru bakmak için bütün vücutlarını çevirmek zorunda değillerdi. Altlarında böyle teker gibi şeyler vardı. Her yöne dönüyorlardı diyor. Bu bugün için çok tanıdık bir imge. Değil mi? Ama 5000 yıl önceye gidin. Böyle bir şeyi uyduramazsınız. Hezekiel ne gördü onu bilmiyorum. Belki başka açılardan da analiz edilebilir, benim işim değil. Şimdi Nazım'ın düşüncesi de, şairin düşüncesi de yani kendi çağının üretim ilişkileri tarafından belirlenen bir şeydir. O kadar ki bazen düşleme biçimimiz bile belirlenir. Çoğunlukla düşlerimizin birçoğu kültür içerisinde bize verilir zaten. Ancak burada bence yani bunun gittik cennete doğru bir arayış mı? Yoksa bir ütopyada kendimizi bütünleştirmekle ilgili ki o da tehlikeli bir şey yani. Ütopyada bir noktada distopya tekliğe doğru dönmeye başladığında işte en basit 1984 diye gördüm. Burada benim merak ettiğim soru şu. Evet böyle bir tarafı da var ama acaba Nazım neden kendini şiirle ifade eden biriydi? Benim sorum oraya kadar olan kısmında ilgileniyor. Nazım oradaki dramı ve gerilimin bir kısmını alıp toplumsalla buluşturup bize pekala aslında ön açıcı, ufuk açıcı yani regresif değil de progresif bir şeyi anlatıyor olabilir ama benim ilgilendiğim yer daha çok Nazım Hikmet'i biz niye ne bileyim bir heykeltıraş olarak bilmiyoruz. Nazım Hikmet'i neden bir felsefeci olarak bilmiyoruz. Nazım Hikmet'i neden bir düz yazıcı olarak, edebiyatçı olarak bilmiyoruz. Neden şair ve neden imgeleri o kadar güçlü? Ki hani bu arada bir takım imgeleri bence hakikaten çok politik olmanın ötesinde insan varoluşunun bu yarığına çok gönderme yapacak imgeler ve okuduğumuzda neredeyse düpedüz politik, özellikle Taranta Babu'ya mektuplarda neredeyse düpedüz politik ama biraz baktığınızda çok
insanın temel var olma hikayesiyle ilgili gerilimi anlatıyor. O yüzden bu dediğiniz çok kıymetli. Evet, şiir bu anlamda, yani hali hazırda olan bir şeyi politik olarak parçalayan, bir aygıta darbe vuran, bir temsiller ve düşünceler alanını değiştiren, dönüştüren bir şeye de sahip olabilir. Ama en temelinde şu soru bizim için kaçınılmaz. Bunu niye yapıyor? Şöyle bir hataya düşmeden bunu söylemeyi istiyorum. Bu çok, yani Galeano'nun çok güzel bir cümlesidir. Psikanaliz, daha doğrusu sağ devrimcide hep bir psikanalitik divana yatırmaya çalışır. Yani aslında Allah bir hangi neyin eksikliğinden bunlar zaten devrimci oldular. Kabalaca söylüyorum. Neyin arayışı içindeydi bunlar? Biz de yani kendimizi biraz o fikirlere, bunlar da güzel fikirlermiş diyerek yakın hissen insanlar olarak deriz ki, yani bu kaba bir psikanalitik indirgemecilikle bu ütopyacı, devrimci bir fikri anlamamız mümkün değildir. Heyhat bununla birlikte çok tanıdığım bir çevre olduğu için pekala şunu da söyleyebilirim. Gayet kendilik meselelerini işte biraz önce anlatmak istediğim birlik arzusu içerisinde, bir ideolojinin içerisinden ifade edip oranın has ve çok sağlam bir militanı olup ama aslında bütün derdinin bir zamanlar ruhsallığında deneyimlemiş olduğu ve artık yitip gitmiş olan o şeyin nostaljik çağrısını pekala ideolojisinde ifşa ediyor olabilir. Koltuğa yatırmayalım ama divana yatırmayalım ama divana yatırılacak bir tarafı da olabilir. Yani bunu da düşünmekten korkmayalım dediğim şey o benim. Çünkü psikanalizin en güzel tarafı bence bu. Korkma. Düşünmekten korkma. Soruyu böyle de sorabiliriz. Ne olacak diye soralım. Bir şey olmayacak yani. En fazla o kapının arkasında bir şey bulamayabiliriz. Bu yüzden söylediğiniz çok önemli. Evet, şiirin bu anlamda sarsıcı, şiddetli bir gücü de var. Değiştirmeye, dönüştürmeye, büyütmeye, yöneltmeye, açmaya. Sadece bireysel trajedinin bir kısmını mecaz yoluyla ifade eden bir gerilimi bu anlamda dışa vuran bir şey değil. Hepimizin toplam o geriliminden bunu aşan, nitel olarak bunu aşan başka bir yere doğru bizi çağıran bir sesi de olabilir. Bu sesin içinde de ayrıca bence gayet analitik bir takım arayışı vardı. Olabilir, olsun. Yani çünkü palmiye avlaması niteliği kötü yapmıyor bence. Çok lezzetli. Peki, sizlere teşekkür ederim öncelikle ve gelen, dinleyen bu saate kadar burada birlikte olduğumuz herkese teşekkür ederim.